Mavi kher, mavi kher, ray nazim, mavi kher, şarema, şarema o şarin, şarema o rengin, şarema o na setsere visyoin, mavi kher şımare. Şuma sekeni, sekeni, senekeni, çikeni, çinekeni, çikardi, çiguredi, çikhebatti. Her vakt o dem şuma, khebate şuma, kar şuma, gure şuma, veşip, rindip, şeynip, şeynahip. Bereketev, embazev, xuserev, serbestiyev, fikirde serbest, fikirde serbest cüyeyişi şima uazına, cüyeyişi ma fikirde serbestiydi veşo. Cüyeyişi o xuser, o serbest, veşer çiçikçinim. Cüeyş o xuser o serbest ve şer çi cüeyş çino. Merdim o azad o fikri o azad rindiyer çi çi çinna ri dünyada. Merdim o desirma eger desirmayı xubi olsa zaf kıymetu ercu o rencu, kedu, xebata. Ez şımarı merdimo xuser hevikina. Merdimo xuser, azadı xuser, serbesti xuser fikirid, ruhu xuser o pak, ancak hem faydayı kur ben o, hem şeyli gir ben o, hem şar kur ben o. Merdim o desirmayı şarı kub, desirmayı zonu kub, desirmayı kültürü kub, desirmayı tarihi kub, desirmayı şarı kub, av merdim kıymetler ri dünya çi merdim çini. Şuma zonu ki na dünyada herkes desirmayı kuyo. Şuma rızon ena dünya sesare dest non ranat her millet kuser biyo pia biyo o bi tevger bi piyehet ame piyehet hem serkali hu kerd o hem desirmayı hu kerd ev roj ea milleta ki hur desirmayı kerda kusera. Mutlaka eğer xuser izi ki problem yin esti. Problem yin problemi mani. Çoğun millet agi sema kuyonda, varonda, ityadi ucadi, tena menda, felqi felqi, letti letti, millet okudu çina, eger esas biyavi nami xunnemen. La şari zazon, şari kuyonu, şari varon, hatone ina roja setsera vis yoin, yani 21. yüzyıl, ku pavito, hatone hanzar nose nevay dizi ku rent pavito. Sini pavito se şari ni, yani ulusal ruhlan değil. Se şari ni, se yo millet, se tey mavaji ki ceyon, bölge. O kadar çok pahalı. Bir itikatı çok. Kincan o kalonu çok. Bir kincanı çok. Bir rengi çok. Bir zonu çok. Bir kelamanı çok. Bir heş o kederanı çok. Bir güvende çok. Çok pahalı. Ehen millete ki, yona millete ki ehen seronet, sasanira net,
neşke yo şeylik oku zon ku kısa bekir medresyonu camyonu bu eramenda millete zazona çünkü millete kweka millete kihona senin arabon kadim yo millete ina millete kadim hatonin ina ruj ha mea o seraseri dünya bir avela la seraseri dünya zeyi Vatonu bir avela her zon zona. Her zon zona tene zonu kını zona. Euro kalikani mayı ki bapiran mayı ma dakilen mayı ki varayı hudmendi, devayı hudmendi, coğrafyayı hudmendi. Ey tena zone hu zone. Ey ki ma pileri mayı ma piye ma zafiyin tena zone hu zone. La ey ki hanzarın nevse nevidra nat, heştera nat. Hatta mavaş ki şeşt, şuer verse şeşt, poncasra nat, mecbur mendi ki şuer mektebon şar, şare binan, vurda vurda asmine bir tipi amekiye, mayo ho, piye ho, kalke hoca asmine kirdi. Ene yo para asimilasyonu ku sapi ona kadar dom ker, per bin razı asimilasyonu ku be des devlet kot herce kuçe ma kot kiyone ma be televizyon ne ko be radyo ne ko o jo peze hot sare ape be mektemon ne ko koti erde ma velate ma kiyone ma o hazar no sen ne ya pe ne asimilasyon koti mon cami o cemon ma e ape ma Güretti şu kusey şeyliği neşke bigir. Enig ma itiraz ker mazafiyen xwe name sob name leton ra ifade ker ma xwe name sob name leton ra waşt ifade bekir çünkü mahen di ki sesera ki des noğundaki milleti ki bi xuser bi weher devlet ma en ra camen tipyamen pamen mara en ki wen teşi Kumon rafon çepon cevguret te kumon çepon kurdon cevguret engi kumon kurdon cevguret hu kurd zona zafretteyn egi zaten hu kurd zona mon kurdon da canı guret la bele ena sesara vis yoyun ki mayeti çora sara ku şare zazon hu hasya reberin mavaş roşnaberin zazonu ki hu hasya dünya de kevşker ilim zonşinasyon ki ser gureyne ki insone vate eynone ki vatone ki pe hasiye hu hasiye o erapi va mazi est vatone va mazi est neura yo tarih despekerd ene tarih yo vakto ku hem zazay varon ra kuyon ra hen bi mavaj şari sukon şari cavuku sanayi esta cavuku Mavaj bir vela seraseri dünya Türkiye mavaj eni insanon di ki vatonu ki devi xora koy xora vare xora terk ert yona dünya cia esta yona dünya garib esta yona dünya cia cia esta e dünya desmal is desmal xoser is e dünya yo millet beş o xoser esta ki mavaj Arabon zakt kena yani zuare ona ser milleton bindeston e milletre be çemo zetti hani bu çıplak gözüyle çemo zetti vatonu gene ona yo diyeso zıhmır roşna beron ma fam kert ki mektebon şaret eskeri şaret polise şaret memure şaret desirmaye şaret oniye ki ha etya vindir Makomi, maçı, kuek maç aramı, tarih maçı, maçı kesi, kayma tepiyamin, kayma desirme işare, kayma tem, tefing şar gene elime yok. Kayma tem kitabon şar vonin, kayma tem şiron şar vonin, kayma tem kelamon şar siyer göçtarekeni, kayma tem güvende şar hurrakısneni. Vatanok eroj despekera nat, Zazon yo xebata
خسر دست بیکرد. انا خواتید زازه سه روشنابران، سه زلفی سلجان، سه گاغان چار، سه اوبکر پاموچو، سه محمود چاردش. از اینکارنی تاریخ نکنا. او گونه تاریخ نمنن اینکار کن او چرایزی نشکن واجد ازانکا زازاجتیه کنا. او صوبنا به حنزارون سه فاروق ارن و انبازان ما که گانی که ما سیر کنی رویتنی یلماز قنات و والحسر عمر فاروق ارسوز شاعر ما و ارجای جمالی قهرمان چه واجر؟ تی کن واجر به حنزارون به حنزارون به حنزارون بی رف رف اما سه این رف نام پیهت این رف بوب ولا این رف و ولا بیهی گره که بیرو پیسر این رف کم کرد ورا این رف هونت سردا ایگی حکم ما سر اون این فکر نو سر از اونیز اینز به فکر خو این رف شرط کرد کرد ولا مارا تین چپیرا امی خسراسنا اقل خود میز خود هونت چپ بدمند مارا تین حرکت کردون را خسراسنا اونیه که کرد خیفتین او قد خسراسنا خو میون این سراسنا خو نورا واشت بیار پیسر اونیه هر یو جارا جارا امی واتون یین پی هتیزی پیا یو کوورا یو پیسرو نون رو یو کومل نون رو حتون یو جابن او جارا پی هون کلیت بین کلیت بین اما هنی ترکیب ها سرکلی دوام از یو خبات از دوام کرا یعنی حتون یو جاین اجاد فاتسین نورا یونا ریار بن آ نورا اجارا یونا ریار وینین اجارا حتون یو جاشین اجارا هونا تپیا مونین هونا بین ولا نورا یمرا پیرو ملت هونا خیده اصلا این یو چیو غریب نو این پیر میراس ما این میراس تا اگر ما رندس وینر اینی که این میراست دیکو ملت خو شار خو زون خو حتون یو جا ورشن تفگیر خو پیتیش خو حتون یو جا ورشن اجارا پی ختمیان اجارا نورا یون ریار کن آ شما زون کی واتون وسار شلی وارج زاف وارن بیر عصب هلا وس امنانون واتو بی وقت واتون وارن لاسیرین تیچیون قرشو قال دارو بر کرو کچ حتا کیو بون پرد پیر ارزن خواه ورشن خرپنن یعنی نورازن چیو وراشتیوز ایز خرپنن تیر اما سی ای لاسیرو بی وقت سی ای شلیا بی وقت مواج بی حساب او قده تی کار بر حتونیو جا تی چی وراش تی چی زی خراب کرد اکی گیل انبازون انبازن ارجای زازا سالتیز خیرامه برا فاطمه دلگشت خیرامه انبازا ارجای اکا ما شار زازون چورا سرو دعوه ما یو ملتا جایا زون ما مستقیل ما جای انا یو تسبیتا هم تئوریا هم تاریخیا چون فردورا دست بکرد و پی در پیزی دوم کرد. حتون یو جا ارد زازون ایرا پی دی که زازه سی کلتر سنعات نوشتش خباتید حتون یو جا حتون یو حد بن ایا پی گره که یونا گوم برزد ایا گوم مزی که ملتی که دسی سر جاور اشتا سو پونجا سر جاور اشتا پونجا سر جاور اشتا ایا گوم لازمه ایا گوم چی گوما گوم سیاسی ها گوم برز لنگ برز سیاست رنر سیاست را انکارو خباتو میراسو اصل بیا پیهت پیهت زلقن ریر خو اکر ملت خو ری بری بکر هن کار بی کار ملتی اصلا ان چورا سر جوا ورن دست پی کرد ینوا بی سر پیین هل هل ان دست سر پیین هن کار خبات یو کما قشکک را تی
Roşnaberonê teneyon ra vijya bi mesela bi mesele şarîn bi mesele millet. Erapê gereka millet bi wertax nî gurî. Millet wertax inî kar did ey xocey may erciyayî rêber mayên bi zaropak yên razafîn hanî tekîvona yol yûntem ca pia ambeyişin yol yüntem yi ki bişoğunlar sini ina xebata erciyayı serbestü o xuseri bibir xeber xebat o fikri yo millet bibi millet xebata şarin yani ulusal. İtiyade ma zazay sınıf edmeyin. Ma ne gerek eskara kabul bekir. Vatanı ma bu ma sınıf edmeyinse niye o mahne ki ina sınıf ed mahona serna sınıf dubare ne ki? Te roşna biron madma, roşna beron madma kısa kini von ki von siyaset zazon hem hanuk sınıfa verindu. Yani ilkokul birinci sınıfı. Mazivon çora ser çoy yo sınıfında monen yani. Merdim yo ser sınıfında monen. EAP neura sarabin ki sanıf edmem on hona seken yo benatı donce yo nefesken neura sınıfa yoyun veren. Göremi sınıfa yoyun ma çora ser cua verne bir. Sınıfı dedin ma dubari kert ma ko sınıfı hirin. Sınıfı hirin dezi ma sınıf edmin ma hani ko on peser ki ma berz ko beş ki sınıfı çerin aslında eyaz ver. Yani zazon ato ki hiri ha parti ne olur? Eni piyer piyer ti peser ikse eni hiri parti kombo ki te kedo emegi yin esta yin dayo teniz mesela Yılmaz Kanat Hoca utyaması yerken. Ena partiya peyinde zafre te kabo kedo xabat te xub fikri xub ez gorog zona Ömer Faruk Ersöz şair ma utyaması yerken. En az sınıfı çeyrindiz aslında. Et yara viyert, raşi, makot, mavama sınıfı poncin, o maşin, mektebi verteyin. Ma et yad, he hazire ki. Ma he hazire ku maşi aslında mektebi verteyin. Yani ma mektebi verin qeyno. Ma ene gerek kabul bekir. Ne o ma sınıfı verin edmeyin. Ma ama şar ona bu, ona şu. En ama viyerta. Eyi ki ma sınıfı yoyun de, ve ecamon. Ve eşe vindir. Demek mektep gerek terk bikir. Hün meşhur mektep. Bana oyun ne ura giyen mektep. Ne o zaman bunu şıma kıştı vindir. Bıra. Kıştı vind. Şıma temtin sınıfı yoyun meyinse. Kısırcım onun. Melleti ma. Rasaya sınıfı poncin. Vazına bıkın. Kıyna oz. Kod. Kota sınıfa verteyin. Vatoru ma kod sınıfa verteyin. Ma tercübe bu gird. Atını bir gerd, narima vazin xubigir mertebe lise vatonu ma rase etya to onen diyar dumare ma eygi natweta etya uja cua verse mi ve zara pak xabati millata binandı cua gureti neura vayi xo hasiyen eyzi yen pieser von ma en lisede gireka neura semihoya mektep bu onur. Tu onin vatonu iniyen mehlemo mektep lised mavajki talebeyku yen itya zafraten hin bi kadro zafraten cehud nevindeyin zafraten vazin in mektep ro khatim bikir bikin. İtya de tiyo mühim kwen devir tu onin eyi ki mektebun mind, sınıfı neşt, yin ra te be akli devlet, zazey devlet, zazey düzen. En yo cara itiraz ki, her bir rastonin ki, insani ma yuk yuse ma, cironon xura, hatta xo okadı zona, te cagure zafiz, kadirgiron, insan xo kervin, dünya xo bedelne, dünya gerdin xo bedelne, bitena yo fikir, bitena yo armanç,
ki velatiyen zoniyen yorwej xoser bise mahle xoyd dev xoyd bajar xoyd zone xoy be zone xoy be kültür xoy serbest biji biji ey insonu may ki ena dünyara itikal ker dünya bin ceyin gulo vil ceyin zare nur bu o xabat yen myon xabat şare ma xabat ma dizi bici çare zikedin o nişna ma zafiyin ucarami ey cevrami peser zafiyin o ey ma ucarami peser ma hu kefşker ma zobna yo meleta xabat ma pirumpya tesir hu yona şeligo gird kena o şeligo gird hu nevura onu peser o reyhu reyhu akenu o versana. Evet değerli izleyiciler, sevgili takipçilerim. Gecenin bu saatinde havaret torne cengit tıxeyrami kedi havaret torne cengi zafa zoni maser zaf zaf erciyaya tıxeyrami çımar miser müzaffer yılmaz tıxeyrami. Mevazili program et çökesnik ne ama kesok bu vazi ardımcı paş bedir vati ma çok ma kemonu verdin vacirse hani şey katkı Türkçe diyorlar ya öyle bir amaçla arkadaşlar kamera gönderebilir. Evet ben şimdi bu kısmını Türkçe'ye çevireyim. Daha sonra programı izleyen birçok biliyorsunuz azalar kendi içinde ayrı üç lehçesi var. Merkez, güney ve kuzey lehçesi. Ben Majid Ciran olarak her üçünü de çok iyi anlıyorum. Konuşurken bazen hani büyüdüğüm ortamın verdiği o hakim merkez zazayı konuşmayı daha çok fazla belki telaffuz ederim. Telaffuzlarımdan daha fazla gider. Çünkü öyle olması da gerekiyor. Sırf kuzeyi ağırlık alırsam bu sefer merkezden güney anlamaz. Sırf güneyi ağırlık verirsem diğerleri anlamaz. Bu anlamda kendimi sürekli yenilemeye, geliştirmeye, dilimin döndüğü kadarıyla, aklımın yettiği kadarıyla her gün merkez, güney ve kuzey zazaları okuyorum. Şiirlerini okuyorum, yazılarını, hikayelerini okuyorum, kitaplarını alıyorum, okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve o sözleri telaffuz etmeye çalışıyorum. Bunun örneği benim yazılarımda, sohbetlerimde görülüyor. Gavon Zaza Tıxeyrami, Ahmet Pamukçu Tıxeyrami, Ambazo Erciyaya. Şimdi biliyorsunuz 18. yüzyıldan başlayan 19. yüzyıl ulus devletlerin yüzyılıdır. Yani milli devletlerin ortaya çıkışıdır. Genelde bu batıda oldu, doğaldır. Çünkü batı medeniyeti Rönesans'ı Fransızlarla birlikte yaşadığı dönemi biliyoruz. Ondan öncesi de çok iç savaşlar, çok kabile savaşları, aşiret savaşları, bölge savaşları yaşadılar. Kiliseyle yeni anlayış arasındaki çatışmalar yüzyıllar sürdü, geldi. 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi erken yaşayan Batı giderek artık monarşizm benzeri devlet yapıları işte imparatorluklar işte çok uluslu milletlerinden ziyade her ulus çoğaldıkça diliyle kültürüyle kendini her aile nasıl ki her aile kendini normal hayata adapte etmek için çalışır, çabalar, bir aile olarak ayakta kalsın. Milletler de bu anlamda bu yüzyılda, 19. yüzyılda artık müstakil millet olarak, müstakil bir devlet sahibi olmak istedi ve bunu Fransızlar yaptı. Başardı, çok kısa bir sürede bu batıya yaydı. Batıda bağımsız devletler ortaya çıktı ve bu bütün dünyaya yayıldığı gibi Orta Doğu'ya da yayıldı. Orta Doğu'da daha önce farklı isimlerle mesela devletler vardı. Osmanlı Devleti fazla da milletleri içinde barındıran bir devletti. Zazası, Kürdü, Ermenisi, Keldanisi, Keldani,
Biliyorsun pamuklar, lazlar ve vesaire. Şu an aklıma gelebildiği kadarıyla söyledim. Bütün bu milletler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulus devleti, Cumhuriyet Devleti'nin oluşumunda temel rol oynamışlardır. Biliyorsunuz Sivas Erzurum Kongresi genelde bu kongrelerde Kürtler, Zazalar, Şeyhler, Meleler, aşiretler vesaire yer almıştır. Ve Kurtuluş Mücadelesi böyle başlamıştı. Kurtuluş Mücadelesi siz çok iyi bilirsiniz. Takipçiler bilebilir. Benden daha iyi de bilebilirler ki bir millet eksenli bir kurtuluş mücadelesi değildi. Vatanı kurtarma mücadelesiydi. Anadolu'da artık işte imparator bütün topraklarını kaybetmiş. Anadolu'yu da kaybetmemek için taarruzda Fransız, İngiliz, velhasıl diğerle Avusturya aslında yani Batı emperyalizme karşı verilen bir mücadele. Ve bu mücadelede Kürtler, Kürt çocukları, Zaza çocukları, diğer halkların çocukları aktif yer aldılar. Hatta öyle aktif yer aldılar ki Çanakkale'deki mezarlığa gidin en çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesindeki Zaza Kürt'ün mezarları yatmaktadır. Biliyorsunuz çok meşhurdur. Tek taraflı anlatılıyor. Bunların hepsinde Kürt'ün, Zaza'nın ve diğer halkların büyük çabası. İnsanlar kendi çocuklarını halay çekerek göndermiş bu ülkeyi kurtarmak için. Anadolu'yu kurtarmak için. Zazayistan'ı, Türkiye'yi, Kürdistan'ı Batı emperyalist oyunlarından kurtarmak için canla başla herkes mücadele etti. Ve şu da çok iyi biliniyor ki ismi Dilok olan Gaziantep gaziliğini orada askerlerin savaşarak kazandığından değil, halkın bizzat savaşa katılarak emperyalizme karşı mücadele ederek burayı gazi yaptı. Şanlıurfa. Roha'dır ismi. Roha halkı direnerek Fransızlara karşı koyarak kurtardı buraları. Vesaire. Yani bunlar çok tekrar etmeye gerek yok. Ama neticede ne oldu? Tek ulus devlet. Tek ulus devlet projesi gizli bir projeydi. Aynı zamanda İngiliz parmağı vardı. Gene emperyalistlerin parmağı vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodları o 100 yıl önce o kuruluş kodları hem Osmanlı bakiyesine aykırı bir kodlamaydı. Osmanlı bakiyesi neydi? Bir imparatordu. Merkezde yönetiliyordu ama yerelde merkeze itaat eden yerel güçlerle yönetiliyordu. Osmanlı İmparatorluğu sürekli diğer toprakları kazanarak ganimetle yönetilen bir imparatordu. Son yıllarda ekonomik krizlere girdi. Daha yeni yeni Zaza'dan, Kürt'ten, buradan, oradan, Türk'ten vergi toplama yılları biliyorsunuz son yıllardır. Artık ondan sonra zaten yıkılıyor. Yani ulus devlet aslında halkların Anadolu'da, Zazayistan'da, Kürdistan'da, Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da ki ne Türk'ün, ne Kürd'ün, ne Zaza'nın, ne Çerkez'in, ne de diğer halkların arzu ve istekleri doğrultusunda cumhuriyet kodlanmadı. Maalesef halkların cumhuriyeti olabilecek bir cumhuriyet dönemi yerine tek dil, tek millet, tek ırk, dört tane tek. Böyle kuruldu. Ve bu yüzyıldır ne Türk halkı mutlu oldu, bu inkarcı yanlış kodlamayla, üstten dayatmayla kurulan bu devlet ne Kürt'ü, ne Türk'ü, ne Laz'ı hiçbirini mutlu etmedi. Ve halen de bu memleket o kadar dört tarafı deniz olan, üç tarafı deniz olan dağlarıyla, ovalarıyla
bütün Orta Doğu'yu, Asya'yı, Avrupa'yı besleyebilecek bir konumdayken, stratejik, jeopolitik konumu da biliyorsunuz. Avrupa, Orta Doğu, Asya kapısı. Yani bu kadar avantajlı bir yerdeyken bugün kendi sorularını çözmemiş, diğer halkları inkar ederek iç sorularına meşgul olarak dünyada ekonomik olarak 26. sıradayız. Eğitimde son sıralardayız. İnsan hakları konusunda son sıralardayız. Ve dolayısıyla yanlış kodlanan bu cumhuriyeti 100 yıldır dönüştürme mücadelesi de var. Sol, sosyalist, emekçi insanların mücadelesi bir yana, Kürtlerin mücadelesi bir yana, son yıllarda Zaza halk mücadelesi bir yana, iç içe yoğun bir mücadele olmasına rağmen bu inkarcı yaklaşım kodlarıyla kurulan devlet bir türlü kendini dönüştüremedi ve biz bu nedenle de bu devletin dönüştürmek için haklarımızı, eşit haklarımıza kavuşmak için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi biz Zazalar olarak bu mücadele, bu bilinçle vermeye çalışırken nedense devlet Zazaları bizi görmemezlikten geliyor. Seçimden seçime bizi hatırlayan son yıllarda bir devlet yerine devlette memur konumunda olan bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, dışişleri bakanları vesaire parti, diğer parti temsilcileri, başkanları her seçimden seçime Kürt'ü, Zaza'yı, onu, bunu, diğer milletleri, biraz da ses getiren milletleri hatırlatmaya çalışıyorlar. Aslında bizlerin oylarını almak için işte gönlümüzü, aklımızı sözde aldatmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu kısmen başarılı oluyorlar. Gerçekten kısmen başarılı oluyorlar. Aynı zamanda bu egemen politik yaklaşım diğer halkları birbirine karşı aynı zamanda kısa ya da uzun vada kullanabilir miyiz anlayışıyla da yapılan yaklaşımlardır. Çünkü devletin geneli ve derini de görüyor ki Kürt de, Zaza da, diğerleri de bu devletin bu yanlış kodlanan yönetim şeklinin demokratikleşmesi gerektiğini ve bunun için mücadele ettiğini çok iyi görüyor, izliyor, takip ediyor devlet aslında. O yüzden de seçimden seçime bizleri hatırlamaya çalışıyorlar. Öbür tarafta son 40 yıldır aynı zamanda Kürt Özgürlük Mücadelesi adına ortaya çıkan onlarca parti var ve bu partiler önce işte Kürtler kimdir? Kürtler işte tarif ederlerken ülkesini tarif ettiler. Geniş büyük bir harita çiziyorlar. O haritayı devletleştirmek için mücadele ediyorlar. Ve gücü oranında da mücadele ediyorlar gerçekten. Ve bu Kürt siyasi hareketleri de her diğer ulus devletlerin ortaya çıkışı gibi çıkışları da tek uluslu bir devlet, millet yaratma. Bunların bazıları sosyalist, komünist yaklaşımlar içinde olmasına rağmen program tüzükleri sol, seküler, hatta komünist, sosyalist iddiaları olmasına rağmen bu hareketler Zaza halkını, Zaza dilini, Zaza halkını Kürt, Zaza dilini de Kürtçenin bir lehçesi olarak formüle ettiler. Bu tek ulus projesi bu 40 yılda onlar da kendi içine aldıkları Zazaları asimile ettiler ve asimile etmeye devam ettiler ve ediyorlardı. Şimdi Zazalar, düşünebiliyor musunuz? Kürtler, Kürtlerle Zazaların çatışması. Yani Kürtler diyor ki Zazalar Kürttür. Zazalar da diyor ki biz Kürt.
coğrafyamız vardır, coğrafya bütünlüğümüz vardır. Coğrafya bütünlüğümüz şuradan şuraya, şuradan başlar, şurada biter. Biz sizlerle komşuyuz. Evet, kök diliz. Biz Aryan dil grubundayız, İranî dil grubundayız. Sizlerle aynı dil grubundan geliyoruz tıpkı. Şimdi benim yayın herhalde siz izleyenler görüyorsunuz. Şey geldi, uyarı geldi. İşte kablosuz bağ zayıftır, alakası yok. Gündüz biz burada 4-5 kişi çalışıyoruz. Herkes bu ağa bağlıdır. Şu an herkes paydos eti gitti. Macit Ciron tek vardır dükkanda. Komşular bile yoktur. Niye artık öyle bir sinyal uyarı geldi? Onu da anlamakta zorlanmıyorum daha doğrusu. Şimdi Kürt siyasi hareketleri kendi içine aldıkları, kadro yaptıkları, kendine destirma yaptıkları zazalara sürekli şunu söyletiyorlar. Bu zaza hareketi bir projedir ve bu proje Kürtleri bölme projesidir. Şimdi geçmişte yani zazalar güya Kürtleri bölüyor. Şimdi biliyorsunuz hepimiz benim yaşımda olan hatta şimdiki daha yeni 15-16 yaşlarına giren insanlar da Türkiye'deki siyaseti takip ediyorsa, haberleri takip ediyorsa devlet sürekli işte Kürtlerin hakkı ve hukukunu tanımamak için Kürtler adına mücadele edenleri ya terörist görür ya işte devlet düşmanı ya dış miraklı ya dış bağlantılı olarak değerlendirir. O hakları el vermemek için. Şimdi sözüm ona Kürt özgürlük hareketini temsil eden güçler ise onlar da zazalar bir yerde bir dergi çalışmasını bile başladığı zaman şüpheyle bakarlar. Yani bakınız. Kürtlerin lehçesi olan Soranica ve diğer iki tane lehçe daha onlara bağlı olan bunlar dernek kuruyor. Parti kuruyor. Tiyatro grupları kuruyor, oluşturuyor. Bunlar da soruyor. Çünkü niye bunlar iyi biliyorlar ki onlar Kürttür. Sorun değil. Ama Zazalar Kürt olmadığını bu siyasi akıl çok iyi bildiği için hatta müstakil Zazalardan en az müstakil Zazalar kadar bunlar bildiği için Zaza tıpkı Kürtler örgütlendiği zaman devletin işte milli misaki vesaire benzeri kodları refleksi büyüyor ya. Kürt siyasi hareketinin de refleksi aynen böyle. Zazalar bir yerde ben Zazayım dediği zaman ya sen niye Zazayım diyorsun? Sen Kürtsün. Ama normal Kürtler kendi aralarında Zazayla yan yana geldiği zaman normal Kürt ikiz sohbet ettiğinde birbirini anlamadıkları için hemen ikinci söz ne oluyor? Ben Kürdüm, sen Zazasın. O yüzden birbirimizi anlamıyoruz. Yani Kürt Zazayı tanıyor. Kürt siyasi aklı, organizasyonu, siyasi temsilciliği Zazaları ayrı bir millet tanımıyor ve tıpkı bu noktada kendi egemenine, kendi sömürgecisine benziyor. Aynı noktada birleşiyorlar. Bunu bütün çalışmalarda çok rahatlıkla görmek mümkündür. Örneğin geçen bir programda yine söyledim. Dersim'de 21. festival oldu. Dersim festivali oldu. İlk yıllarda festival çok muhteşem geçiyordu. Çünkü biraz daha sadeydi. Biraz da festivale benziyordu. Dünyadaki bütün festivallere bakın. Ben Avrupa'da birçok festival gördüm. Hiçbir festival da siyasi, politik, diğer partilerin, cemaatlerin gölgesi altında yapılmaz. Ve kimse de diğer siyasi partileri yaklaştırmaz festivallere. Şimdi Dersim özgürlüğünde dile getirirsek, Dersim'de biliyorsunuz halkı okumuş, Türkiye ortalamasında en fazla okuyan bir şehir, küçük bir şehir, 35-37 civarında yanlış olmasam daha geçen yıl gittim, Dersim girişinde 37 bin nüfusu var yanlışsam arkadaşlar. Yorumda yazabilir. Burada Türk solu vardır. Orada örgütleniyor. Ne sanayi var, ne fabrika var, ne bir şey var ama oradaki halkın konuştuğu dille örgütlenmiyor. Tam tersine egemen
güçlerin, sömürgeci güçlerin okullarında edindikleri anlayışlarını onların egemen diliyle orada örgütlemeye çalıştılar. Halkımızı bir tarafta asimile ettiler. Diyorlar ya bazı arkadaşlar, ya işte Kürtler bir şey devlet sahibi midir ki Zazaları asimile etsin? Bakınız sol yani sol ki sol ve sosyalizm halkların, diğer halkların kendi kaderini tayin etme hakkını savunuyor. İlk sol anlayış bunu savunuyor. Oraya egemenlerin diliyle, kültürüyle, anlayışıyla, yaklaşımıyla geldiler. Dersim halkını asimile ettiler. Öbür tarafta devletin temsilcisi olan CHP Dersim'de etkilidir biliyorsun. Hem CHP her iktidarda ya Sivas katliamı olur, hatta iktidar ortağı olduğu zaman da sürekli Anadolu halkları, Kürdü, Zazası, Alevisi katliamlara uğramıştır. CHP. Bak Sivas Madımak Oteli'ndeki yangında bile CHP'nin sözde en demokrat, en bilim insanı Erdal Ünün'ü iktidar koalisyonda iktidar ortağıydı. Çaresizce Madımak katliamını, yangınını seyretti sonuna kadar. Elimde bir şey gelmedi dedi. Elimize bir şey gelmiyor dedi. Yani CHP de orada Dersim'de aynı keza bir de PKK ve onun devamı olan yasal yarı yasal çalışmalara da keza öyle. Dersim'de herkes sözüm ona sömürgeci gördü, sömürgeci dayatma dili gördüğü dille örgütlendiler ve bu örgütlülük oradaki halkımızı asimile etti. Hem ideolojik olarak asimile ettiler, hem dil kültür olarak asimile ettiler. Ve biz ne acıdır ki geçen günlerde izlediğimiz Ders 21. Dersim Festivali'nin dili birkaç toplantı seminer hariç Türkçe geçti. Yani bu Türk egemen devlet anlayışıyla Kürt egemen ulus, tekçi ulus zihniyeti örgütlemesi bir yerde ortaklaştı burada. Ortaklaşıyor. Zaza meselesine geldiği zaman da böyle. İsveç'te bir Zaza bir dergi çıkarırsa Kürt gider onu tehdit eder. Yani Kürt derken Kürt halkını kastetmiyoruz. Sakın bu eleştirilerimiz yanlış yere çekilmesin. Tehdit ediliyor, dövülüyor. Yani dövülen insanlarımız oldu. Almanya'da keza öyle. Fransa'da keza öyle. Yani neredeyse bundan 10 yıl önce ben Zazayım. Zaza ana dilim müstakildir. Zazana benim ülkemdir. Zazayistan benim ülkemdir diyen insanlar hepsi dağdan geçirildi. İtibarsızlaştırmaya çalışıldı. Ve adamlarını ortalarına soğarak böl parça yönet. Böl parça yönet. O yüzden Zazalar da Aydın Zazalar da kendi aralarında henüz belli noktalarda ortaklaşmamışlar. Bir kısmı Zonima Kırmancı öder, bir kısmı Maddimli öder, bir kısmı Mazazay. Halbuki dünya Zazaları Zaza olarak tanır. Kimse Kırmancıyım dediği zaman Zazayı ne kastettiğini bilmez. Çünkü tarihten bu yana Zazalar ifade edilirken esas itibariyle onun ortak kimliği Zazadır. Dolayısıyla bu böl parça yönet, tehdit et, hatta bazen teşvik et. Ve ortamı da tabii ki boş bulduklarından dolayı rahat bunu yapabiliyorlar. Bugün binlerce sayısan sabaha kadar bitmez Zaza sanatçısı var. Bu Zaza sanatçıların çoğu bakıyorsunuz ki Zazalar örgütlenemediğinden dolayı onun bunu festivallerine katılıp iki tane şarkı Kürtçe söyler. İki tanesini de Zazaca ekler. Ondan sonra oralarda yapmış olduğu ana diline hizmeti en azından sahnelendirip yani sahneye halka halkla buluşturuyor. Ne yapsın? Garibim ne yapsın? Şimdi söyler misiniz? Sen örgütlenmese Mikail Aslan kimin festivaline gider? Kimin televizyonuna gider? Kimin yürüyüşüne gider şarkısını söyler?
Kimin önceden hazırlamış olduğu işte konser organizasyonunda halkla buluşturur bu sanatçıyı? Elbette eğer ki meydan boşsa, kim at koşturuyorsa meydanda, bu insanlarımız da kendi ana dillerine sahip çıkan sanatçılarımız da gidip orada boy gösterirler. Bunun kadar doğal bir şey var mı? E sonra sen Zazaları örgütlenme, Zaza hareketi olarak bir türlü başarma, sürekli konuş, say, geri tak, aynı yere tekrar tekrar sürekli aynı noktaya vur, durduğun zaman ne olur? Güven de bırakılmıyor. Dolayısıyla son 10 yılda Zaza siyaseti her ne kadar Türkiye gündemine tam oturmadıysa da Zaza toplumunu etkilemedi, bu mesajı vermedi, bu mesaj verilmedi, söyleyemeyiz. Bunu inkar etmiyoruz. Ama etkili olunmadı. Yani bir Zaza yazarı, Zaza dil ve kimlik mücadelesinde bir yazı yazdığında onlarca lehçeci buna saldırı yapıyor. Farklı farklı argümanlarla, farklı farklı Arapların bunun onun daha önce Zazalarla iç içe olmadan, Zazaların evlerine gitmeden, bölgelerine gitmeden, araştırma yapmadan, uzaktan tarif ederken Zazalar işte Zaza Kürtmüş, işte Zaza aşiretleri de Kürtmüş falan diyen bazı araştırmacıların sözde tarih araştırmacılarıymış. İşte onların araştırmalarını getirip Zaza aydınını, Zaza yurtseverinin söylediklerini sözüm ona çürütmeye çalışıyorlar. Burada ne yapıyor peki Zaza aydını? Yine birlik değil. Yine birlik değil çünkü burada o yazarın, o aydının vermiş olduğu mesajı güçlü hedefine ulaşması için, geniş kitlelere ulaşılması için bir paylaşmıyor. İki, o yazının altına yapılan negatif yorumları çürütmek için bilgisini paylaşmıyor. Burada tam bir başıboşluk var. Kolektif algıla, kolektif hedeflere ulaşmak için burada bir kenetleme yok. Yani Zaza halen o kadar güçsüz, önüne gelen Zaza'ya söylediğiniz bırakmıyor, söylüyor. Dün ben bu saatlerde tesadüfen bir arkadaştan dönüyordum. Biraz sohbet ettik. 5-6 tane Zaza burada. Sohbet ettik. Geldim. Arkadaşım biri, kendini Kürt gören bir arkadaş bir yayın açmış. Bir başkası da katılmış orada. Adam bir diyor ki ben avukatım. Öbür tarafta biliyorsunuz, biliyorum ki Avrupa'daki yaşamını biliyorum. Lömpenin önden gideni. Hiçbir örgütten bağlantısı yok. Hiçbir örgütten bağlantısı, onu da çok iyi biliyorum. Ama nedir? Memleketindeyken MHP'liydi. Yani MHP'liydi, ülkücüydü. Gitti orada burada bir bakıyorsun şeydedir. Ukrayna'dadır. Bir bakıyorsun Rusya'dadır. Bir bakıyorsun başka yerdedir. Son yıllarda da o Kürtçü zazalarımıza mesaj vermek için canlı yayınları açıyor. Bununla onunla dalışıyor. Zazalara hakaret ediyor. Ve kendini Kürtçü Zaza gören de alkış çalıyor. Onu hakaretlerine kalp atıyor. Onu hakaretlerine beğeni atıyor. Bir müdahale eden yok. Müdahale eden de alttan almaya çalışıyor. Mide bulandıran bir yapı, kişilik Zazalara hakaret ediyor. Diyor Zazaca ahmakça bir şeydi. Fransızca bilmem nedir. Yani böyle kendini tarihini bilmeyen, başkalaşan Zazalardan başka milleti bana gösterin de ben de söyleyeyim ki niye Zaza hareketi gelişmiyor size. Yani şimdi lehçeci takımı bize diyor ki ya siz Kürtsünüz, siz bir projesiniz, devlet Kürtleri bölmek için sizleri kullanıyor. Biz de diyoruz evet biz projeyiz. Biz Zaza halkının müstakil projesiyiz. Bakınız, biz sizin gibi işbirlikçi değiliz. Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Siz 1000 yıldır
Türk egemen güçleriyle ortak yanlarınız var ve halen o ortak yanlarınız devam ediyor. Siz işbirlikçi proje olduğunuz için sizi temsil edenler herkesi işbirlikçi proje görüyorsunuz. Evet, biz projeyiz. Biz Zaza halkının müstakil dil, kültür ve tarihini yorumlayan, araştıran, okuyan, okutan, onun siyasetini yapmaya çalışan bir projeyiz. Biz Zaza halkının halk gücüne inanan bir projeyiz. Sizin iddia ettiğiniz gibi biz hiç kimsenin projesi değiliz başka. Halkımızın projesiyiz. Sizin iddia ettiğiniz gibi lehçeciler, size söylüyorum. Yine sizi yönlendiren Kürt siyasi hareketine ufacık devrimcilik diye bir ruhunuzda bir şey varsa, yurtseverlik diye kendi ülkeniz için mücadele ediyorsunuz. Azıcık bir ruh, bir ışık size kalmışsa bu destirmalarınızı uyarın. Bize hakaret etmesinler. Proje sizsiniz ve siz projelerle onları kullanıyorsunuz. Bize saldırtıyorsunuz. Siz ne çabuk egemenize başladınız. Düne kadar teröristtiniz. Düne kadar Kert Kürttünüz. Düne kadar Dağ Kürdüydünüz. Dağ Türküydünüz. Size bunlar söyleniyordu. Halen sizi böylece görüyorlar. Siz ne kadar çabuk da sözüm ona karşıtlığınıza karşı mücadele edip hak arayışında, özgürlük arayışındaysınız. Kendi destirmalarınızı Zaza halkının nefes aldığı nefes borularına saldırtıyorsunuz. Ne hakkınız var sizin buna? Siz bu hakkı nereden kendinizde buldunuz? Siz daha devlet olmadan, hiçbir kurum kuruluşta devlet yönetimini daha tatmadan Zaza halkını bu kadar sayıyor olmanız acaba sizin o ulus projenizde o hedeflerinize ulaşsanız Zazaları tarihte olduğu gibi biraz kendini Zaza görenin katliamdan geçirirsiniz ya. Bakınız, sizi uyarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizden 10 kat demokrattır. 10 kat. 10 kat demokrattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kürtlerin bütün yayın basını askeri düzeyde özgürce çıkıyor. Askeri düzeyde. Çünkü devlet denetimli bir serbestlik vermiş. TRT Kürdü var mı? Var. Gazete, dergi basıyorsunuz? Evet. Partileriniz adı Kürdistan Demokrat Partisi olan partiniz var mı? Var. Adı Kürdistan Sosyalist Partisi olan var mı? Var. Yasal mı? Yasal. Ya bu kadar mı? Bu kadar mı antidemokrat olunur ya? Özgürlük adına mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz. Zazalar kendine parti kuruyor. Siz bu partiyi İçişleri Bakanı'nın bilmem projesi, MİT'in projesi olarak değerlendiriyorsunuz. Ya insan bu kadar, ya siyaset bu kadar mı kirli? Bu kadar mı alçak yapılır? Demek ki biz size kalsak biz ne şiir kitabı yazabiliriz, ne dergi çıkarabiliriz, ne parti kurabiliriz, ne dernek kurabiliriz. Siz kimsiniz ya? Ya bu kadar da vicdansızlık, bu kadar da 200 yıldır Zaza halkının her düzeyde sizlerin mücadelesine kol kanat gerdiği, destek çıktığı, bunun için öleni var, cezaevine yatan var. Yani fiziki olarak ortadan kalkanı var. Ve aile kurmayanları var. Yıllardır kendi köyüne dönmeyeni var. Coğrafyasına dönmeyeni var. Size destek verenleri söylüyorum. Zazaları. Ve sizin saflarınızda ebediye uğrayanları var ya. Biraz onlara da saygı olursa, saygınız varsa azıcık
Eğer siz kullanmadıysanız siz zaten siz bu insanları hepsini kullandınız. Birazcık onlara da saygınız varsa Zazalar diline, kültürüne, haysiyetine sahip çıkır diye biraz saygınız olacaktır. Biraz saygı duyacaktınız. Biraz saygılı davranacaktınız. Biraz burada orada başıboş önüne gelen yayın açıp da TikTok'larda, Facebook'ta, orada burada bir avuç Zaza yurtseverine saldırmasının önüne geçecektiniz ya. Bizim iyi niyetli bir kısım destirma leşçicilerimiz şunu söylüyor. Zazalar bir proje olarak Kürtleri bölüyor. Halbuki bu böyle akıllarını diğerleri yönlendiriyor ya. Ya madem ki siz Kürtleri o kadar birliğinden yanasınız. Siz Türkiye'de niye 50 tane Kürt partisi varsınız? Siz 50 tane Kürt partisi olduğunuzda Kürtleri bölmüyor da Zazalar parti kurduğunda mı Kürtler bölünüyor? Sizin her yerde il, belde, ilçe teşkilatlarınız var. Kürtler her partinin var. Kürtler bölünmüyor da Zazalar daha Ankara merkezinde bir partileri var. Kapısı açık değil. Camları toz tutmuş. Tabelası güneşte rengi bozulmuş. Onlar mı sizi bölüyor? Onlar mı devlet projesi? Devlet projesi Zazalar olsaydı sizin gibi şimdi 60-70 tane milletvekili gönderdi meclise ya. 4 yılda 4 tane il teşkilatı açan Zaza Partisi, Dezapar, sizlerin saldırılarıyla, sizlerin bu inkarcı yaklaşımlarınızla, destırmalarınızın saldırıları sayesinde bir de işbirlikçi Türkçü Zazaların da katkılarıyla bu 4 il geri kapandı ya. Bu mıdır Zazalar devletin projesi, İçişleri Bakanı'nın projesi, yok MİT'in projesiymiş. Yok Kürtlerin bölme projesiymiş. Bu mudur? Zazalarda onlarca dernek var. Onlarcası kağıt üzerine dernek ya. İsmi var, kendisi yok. Doğru dürüst işlevsel bir çalışması yok. Bu mudur sizi bölüyor? Bu mudur devletin projesi? Biz bunları söylerken bazı destırmalar diyorlar ki ya siz işte Zazaların mücadelesine bir şey demiyoruz. Dil kültür çalışmasına bir şey demiyoruz ama siyaset yapmayın. Dergi çıkartmayın. Çıkartırsanız bizim kontrolümüze çıkartın. Tıpkı Kemalistler gibi. Bu ülkeye komünizmi getirsek yine biz getiririz diyorlardı. Şerati de getirirsek biz getiririz. Bizden başka Kemalistler diyor kimse bu ülkede bir şey yapamaz. Aynı. Ne kadar egemenlerinize benzemişsiniz ya. Sözde mücadele ediyordunuz bunlarla. Ne kadar ortaklaşıyorlar değil mi? Birbirine karşı savaştıkları gibi görünen görüntüleri bir bakar mısınız ya? İşte bizim lehçeciler, yurtsever lehçeciler, kendilerine biz yurtseveriz ki ben zaten hiç şüphem yok. Onlar gerçekten köyünü, dağını, ovasını, suyunu, dilini seviyorlar. Hiç şüphem yok. Ama bunlar ne yapıyor? Bunların öngörüsüzlüğü, bunların kendilerini temsil eden, tabi oldukların partilerin o kirli siyasetini okuyamadıklarından dolayı ya da mürütçe okuduklarından dolayı bunu görmüyorlar. Soruyorsun, sohbet ediyorsun, diyorsun ya onlarca Kürt televizyonu var. Niye bir tane madem ki Zazaca Kürtçedir. Hatta diyorlar ki kök dilimiz Zazacadır. Niye bir tane televizyon yok? Zazalar diyor çalışmıyor, kadro yok. Ve arkadaşım
siz azaları DAK kadrosuna ihtiyaç olduğunda götürüyorsunuz. Cephe çalışmasına zazayı yetiştiriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz, destirma yapıyorsunuz. Siz seçimlerde zazaların evine çıkmıyorsunuz, oylarına talip oluyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Siz il teşkilatlarında, belde teşkilatlarında, köy teşkilatlarında her yerde zazayı bulup kendinize destirma yapabiliyorsunuz. Ya alın 300 tane zazayı, madem ki içinizdekileri toplayın, size destirma olanları yetiştirin, bir televizyon kadrosunu tamamlayın. Onlarca televizyonunuz olacağına bir tane de zazaların televizyonu olsun ya. Türk Devleti'nin size verdiği televizyon siz de bari hani kendinize ait gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtleri kendi vatandaşı gördüğü için TRT kurdi vermiş. Siz de leçe gördüğünüz bu zazalara bir 24 saat bir TV verin madem ki samimiseniz. Yani toparlarsak aslında Zaza siyasetinin önü açıktır. O yüzden konuşuyoruz. Zaza siyaseti hiçbir kimsenin projesi değildir, halkının projesidir. Evet, Zazalar bir projedir, halkının projesidir. Zaza dil, kültür, tarih ve coğrafyasının projesidir. Ve Zazaların siyaseten önü açıktır. Türkiye, evet, her ne kadar tek devlet, tek millet, tek bayrak, bizim zaten onunla şu aşamada, daha doğrusu Zaza hareketi, demokratik, sivil siyaseti benimseyen, bu yolla Zaza coğrafyasında Zazaların kendi dilinde, Türkçenin yanında eğitim görmesini isteyen, Batı'da da ana dil eğitimini hem seçmeli ders olarak teşvik edip devlet tarafından teşvik edilmesini isteyen bir Zaza siyaseti vardır. Biz Zaza siyaseti olarak onların yurtseveri öncüleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Millet Meclisi'nde Zaza vekillerin, Kürt vekillerin, Laz vekillerin, Çerkez vekillerin, Pamak vekillerin, bu ülkede yaşayan bütün diğer azınlıkların vekillerin olduğu bir meclis hayal ediyoruz. Tek ırkın, tek milletin ya da iki ırkın ağırlıkta konuşulduğu konuşmaların egemen olarak tek ırk ve daha sonra Kürtlerin temsilcileriyle birlikte iki ırkın, iki ırk, iki ulus tek varmış gibi bir meclis demokratik olmaz. Halka çözüm getiremez. Biz bu meclisin tamamıyla o kürsülerinin de rengini de değişmesini istiyoruz. Orada bizim hedeflediğimiz en azından 20-25 Zaza milletvekilinin o meclise gidip müstakil Zaza dili, kültürü, tarihi için görev yapmasını istiyoruz. Ve orada verecekleri tekliflerle Zaza dilini, Kürtçe dilini, Laz dilini, Çerkez Pamak dilinin yaşaması için anayasal güvenceyi talep ederiz. Talep ediyoruz. Görün ki siz o zaman öyle bir Türkiye'de savaşın sesinden bahsedemezsiniz. Evet, emperyalist dış güçler yine farklı sebepleri bulur. Sürekli diğer devletlerle uğraşırlar. O ayrı bir mesele. Ama ıksar olarak eğer ki Türk halkı adına siyaset yapan siyasi partiler bütün parti programlarında ana dilde eğitim hakkını koysalar programlarına yavaş yavaş bu soruları aşarız. Bu anlayış, yani yeni bir Türkiye'de yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacı var. Türkiye yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye yeni bir anayasanın oluşması için AKP gibi inkarcı, zihniyetçi bir yaklaşımın tek başına hükümet olmasıyla bu mümkün değil.
Türkiye'de yeni bir anayasa çalışmasının başarısı için CHP gibi devlet partisinin tek başına iktidar olması ya da sürekli ana muhalefette olmasıyla bu mümkün olamaz. Mümkün değil. Bunu görmek lazım. Türkiye'de demokratik, özgürlükçü bir anayasasının, yeniden yazılması için sırf devlet gücünü arkasına almış maddi manevi olarak kültür ve bütün kurumlarıyla, üniversiteleriyle, bilim kurumlarıyla, tekçi zihniyete hizmet eden kurumların yönetim anlayışını değişmesi lazım. Bir zaza başbakanlıkta görevliyse orada aynı zamanda bir zaza olarak görevli olması lazım. Bir zaza cumhurbaşkanı yardımcısıysa bu zaza aynı zamanda zaza kimliğiyle yardımcı olması lazım. Kendini inkar eden, tek ulus projesine hizmet eden bir zaza değil cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanı olsa da hiçbir şey değişmez bu ülkede. Bu ülkede siyasetin değişmesi lazım. Siyasetin değişmesi için de zaza siyaseti aktif siyasete yer ve rol alması lazım. Irkçı zihniyetiyle Kürt siyasi ırkçı egemen zihniyetinin kodları değişmesi lazım. Kürt siyasi hareketi demokrasi özgürlükler adı altında Ermeni'yi, Keldani'yi, Arabı, Çerkezi içine alıp vekil seçerek meclise göndererek demokratik olduğunu bize söyleyemez. Bu Arabı, Çerkezi daha önce seçilenleri biliyorum. Arap kökenli milletvekilleri vardı. Ermeni kökenli milletvekilleri vardı. Zazalar zaten var. Asürler vardı milletvekilleri. Bunların tekçi projeleri çerçevesinde onun dışına çıkıp kendi halkının istek ve arzularını meclise doğru düz dile getiremedi. Bir tarafta inkarcı devlet hegemonik yaklaşımı var. Yasalarla birlikte zırh var karşısında bu insanların. Öbür tarafta ideolojik olarak dönüştürülen Ermeni kökenli milletvekili, ideolojik olarak dönüştürülen Zaza milletvekili, kökenli milletvekili, ideolojik olarak dönüştürülen Keldan milletvekili, ideolojik olarak dönüştürülen Asur milletvekili gittiler. Burada ne Kürt'e ne kendilerine ne de Türkiye'ye hizmet edemediler. Biz de diyoruz ki işte irademiz seçime gidecek, her şey değişecek. Bu meclis bu haliyle bir şey değiştiremez. Türkiye her seçim sonrası yeni anayasayı tartışıyor. Her seçim sonrası. Ama hiçbir zaman da tam Türkiye'nin yapısına uyan bir anayasayı bir türlü çıkaramadılar, tartışamadılar. Bırakalım çıkarmayı bir tarafa, tartışamadılar bile. Her şey dönüp dolaşıyor anayasanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bilmem şeyinde tıkanıp duruyor. Niye? Çünkü Kürt mücadelesi tam anlamıyla kendini rolünü oynamadı. Zaza mücadelesi, Zaza siyasi hareketi hem devlet tarafında hem Kürtçü siyaset tarafında sürekli boğulmaya çalışıldı. Sürekli nefes aldırılmamaya çalışıldı. Bu iki tekçi yaklaşım ne yaptı? Meclise gidip birbirlerine ne söyleseler de söylüyorlar. Ama hiçbir şey de çözemiyorlar. Sadece söylemde kaldı her şey. Fedakar, cefakar, davasına inanmış birçok insan gitti o mecliste, kürsüde Kürtlerin haklarını dile getirdiği için cezaevine daha sonra yattı. Cezaevine gönderildi. Yaka paça. Çünkü niye? Bu zihniyet, bu tekçi zihniyet,
Bu tekçi inkarcı yaklaşım dönüşmesi lazımdı. Bunun dönüşümü Kürt siyasi hareketinin sözüm ona temsilcileri yanlış yerden siyaset yaparak, birilerini inkar ederek kendini var etmeye çalışıyorlar. Bu böyle değildi işte. Bugün Kürt siyasi hareketi kendi içine alıp da meclise götürdükleri Zaza kökenli, Asürü kökenli, Arap kökenli, Ermeni kökenli insanlara gerçekten teoride bahsettikleri gibi, dile getirdikleri gibi demokratik bir şekilde bu insanların orada kendi ana dillerini, kendi kültürlerini, tarihlerini dile getirmek için bir grup kurma ya ön ayak olsaylardı belki faydalı bir iş yaparlardı, kendi yüklerini de hafifletirlerdi. Şimdi düşünsenize, iki kişi kavga ediyor, diğerleri seyirci. Yani Türklerle Kürtler kavga ediyor, Zazalar, Desirma gibi onlar da kavgaya destek sözde çıkıyor. Asur, Keldan, Ermeni sözde onlar da böyle saklanarak güçsüz bir şekilde orada bulunuyorlar. Sözde mağdur olan Kürt'e taraf bulunuyorlar. Bir kısmı Zaza, Kürt, işte diğer kesimler de devlete çıkarı olan, palazlanmış, zengin, Kürt kimliği, işte Zazaymış, şu bu hiç umrunda olmayan kesimler de devletten bir olup bunları ezmeye çalışıyor. Kavganız yanlış. Kürt siyasi hareketi, sizin kavganız yanlış, kavganız. Siz sözde kimlik mücadelesini veriyorsunuz ama siz bu kimlik mücadelesinde başka kimlikleri yok sayarak, başka kimlikleri eriterek, yani öyle bir ustaca yaptılar bunu son yıllarda. Türk solunu da zaten macera kalan bir Türk solu vardı. Onu da içine alarak eritmeye çalıştılar. Onlar da kendilerine vekil seçtiler. Yani bu geçen seçimlerde, yani şimdi daha iyi anlıyoruz. Türkiye İşçi Partisi kendine bağımsız girmek istedi. Bir yoğun tartışmalar vardı. Bu işte oylarımızı böler, iktidara yarar, bilmem iktidara yarar, iktidara yarar diye. Burada Türkiye'de farklı bir partinin kendi gücüyle, varsa gücüyle meclise gitmesi yerine bizim bünyemizde, bizde şey yap, birlikte olun. Biz olmasak siz seçilemezsiniz. Biz oy veriyoruz size, deyip yaklaşım, inkarcı yaklaşımları bir başka versiyon olarak kabul şey yaptılar. Düşünün yani bu Türk egemen güçlerin aklıyla Kürt egemen güçleri aklı bir yerde ortaklaşıyor. Yani Türk egemen güçlerin siyasi aklı, askeri aklı, diğer hakları eritmek, kendine destirma yapmak, kendilerine hizmet ettirmek. Aynı şeyi Kürt ulusu adına siyaset yapanlar da aynı şey yapıyor. Zazayı da, Keldani da, Aşuri de, Arabi de içine alıp eritip kendine destirma yapma. Bunun adına da ideolojik çizgi ismini koyuyorlar. Bizim işte lehçeci destirmacılarımız diyorlar ki, efendim ya Zazalar işte güçlenirse Kürtler bölünüyor. Bu arkadaşım, siz bir kere zaten bir değilsiniz ya. Yani Kürt Zazalar sizden değildir yani, illahim siz niye bu Zazaları hanenize yazmaya o kadar meraklısınız? Ne istiyorsunuz? Önce siz kendiniz bir olun ya. 50 teret partisiniz. Ya bu ülkede 60-65 bin kurucu varsa bunlar hepsi sizdendir. Devlete bakan olan, cumhurbaşkanı olan, içişleri, dışişleri bakanı olan hepsi sizdendi. Hatta MİT müsteşarı olan sizdendir. Sizin kökeninizdendir. Bunlar sizi bölmüyor da Zazala bir dernek kurdu, parti kurdu, dergi çıkarıyor diye siz niye bölünüyorsunuz ya? İşte başa dönüyorum. Kürt ulusal mücadelesi başladığı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyordu Kürtler Türk değildir. Diğer hakları bitirdiler o Anadolu'da. Bir Kürt kalmıştı. Kürtten baş başa kaldıklarından beri birbirlerine uğraşıyorlar. Kürtleri terörist, işte bölücü falan halinde söylemeye devam ediyorlar.
Aynı akıl Kürt siyasi hareketi zazalara karşı yapıyor. İçine alabildiğini alıyor, eritebildiğini eritiyor, destirme yapıyor. Kendi söylemek istediğini onların ağzıyla, onların yorumlarıyla, onların deyimiyle Zaza siyasi hareketine, aydınlarına, değerlerine saldırtıyorlar. Bu hususta zaman el verdikçe yazmaya, konuşmaya, açıklama yapmaya sık sık Zazaların aktif olması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Bakınız, meydan boşsa başkaları o meydanda atı koşturuyor. Ben tekrar ediyorum. Yüzlerce Zaza sanatçısı var. Başkalarının televizyonunda boy gösteriyor. Bu insanların hiçbir günahı yok. Bu insanları kendi toplumunda, kendi televizyonunda, kendi konserlerinde, kendi birebir direkt Zaza halkının izleyici olarak gelip de sırf Zaza gelip de Mikail Aslan dinlediği bir sahneyi düşünün. Sırf Zazalardan oluşan, Zaza anlayan halkın katıldığı konserlere Mikail Metin Kemal Kahraman'ın konser verdiğini düşünün. Ve diğer hepsinin ismini vermek mümkün değil. Diğer sanatçılarımız. Diğer Zaza sanatçıları. Sırf Zazaların toplanıp da bir mecliste düşünün. Bir salon düşünün. Zaza şairlerin gelip şiirlerini okuduğunu bir düşünün. Onun tadına duyum olur mu? Dolayısıyla Zaza siyaseti bu noktada evet birçok sınıfı geçti ama ortaokulda emekleme sürecinde ve bu emekleme sürecinde yaşarken de geçmişinden ders çıkararak yeniden kendini var etmeye çalışıyor. Var ederken de cesaretlice ortaya çıkacak. Egemen güçlere karşı olan tavrını net söyleyecek. Net. Bu egemen güçleri devlettir. Kürt siyasi hareketidir. Her kimse ona karşı net mücadelesini verecek. Onun dışında bizim hiçbir halkın hiçbir derdimiz yok ya. Türk halkı bizim de halkımızdır. Bırakın Türk halkını. Dünya hakları bizim haklarımızdır. Biz dünya haklarını özgür, eşit yaşamını savunuyoruz. Özgür, eşit, hatta sınırların olmadığı bir dünyayı savunuyoruz. Ben Maci Ciran olarak şunu açıkça söyleyeyim. Bugün ulusal sorunların 100 yılı olmamış olsaydı halen, ben ulus kimlik eksenli siyaset yapsaydım ne yapmazdım. Açık söyleyeyim. Ama halen uluslar kendi uluslaşma sürecini tamamlayamamış. Benim ana dilim ayaklar altında, coğrafyam ayaklar altında, halkım buna ona destirma, ben boş duramam. Ben buna sessiz kalamam. Her vicdanı Zaza buna sessiz kalamaz. İsterse leşeci olarak kendini görsün, isterse kendini bilmem Türkçü görsün. Buna sessiz kalamazsınız siz. Siz kendinizi AKP'de, siz kendinizi MHP'de, siz kendinizi CHP'de, siz kendinizi bilmem Davutoğlu'nun kurduğu partide, Ali Babacan'ın kurduğu partide ifade edemezsiniz. Siz kendinizi HDP'de ifade edemezsiniz. Siz kendinizi Kürtistan Sosyalist Partisi'nde ifade edemezsiniz. Siz kendinizi Kürtistan Demokrat Partisi'nde ifade edemezsiniz. Siz kimliğinizi burada kurtaramazsınız. Sizin yeriniz oralar değil. Siz onları da koparıp bir araya gelirseniz eğer Zaza diline, kültürüne, tarihine saygılı bir şekilde mücadele ederseniz, bir araya gelirseniz eğer bir olursak inanın bizim faydamız Türkiye halkına daha fazla olur. Sizin faydanız Zaza halkına daha fazla olur. Birken bin kat olur. Sizin Kürt özgürlük mücadelesi diye bir anlayışınız, birliğinde bir anlayışınız varsa, samimiseniz buna, siz önce kendi kimliğinize sahip çıkın ki
diğer halklar da gerçekten rahat olsunlar ya. Artık yani Kürt egemen güçleri Zazaları kaybetmemek için Zaza hareketini kötüleyip dururken sizi eritiyor içinizde, farkında mısınız? Sen ben Kürt'üm, ben Dimli'yim, ben Kırmancım dedikçe Zazalık bitiyor. Senin coğrafyan bitiyor. Ve sen başkaları da var edemezsin. Kendini inkar eden başkalarına faydası olmaz. Kendisini tanımayan başkalarını tanımışsa da hiçbir faydası olmaz. Ya kendinizden çelişmeyin, şüphelenmeyin kendinize. Yani bu biraz şeye benziyor. Geçen gün ben her memlekete gittiğimde babam diyor ki oğlum işte namaz kılalım, işte öbür dünya var, cennet var, cehennem var, şu var, söylüyor. İnançları doğrultusuna beni yani ibadete davet ediyor. Tartışıyoruz zaman zaman. Babam gerçekten beş vakit namazını vazgeçirmez. Annem de öyledir. Dedim babam, ya ben geldim yaşım 50'ye. Şimdi sen niye benimle uğraşıyorsun? Ya sen benden sorumlu değilsin ki. Tamam da baba, oğlum diyor, ben bir tarafta evladımın yanmasını istemiyorum. Ya baba, Allah Teala niye kullarını yaksın ki? Neyse, şey aklıma geldi. Dedim baba, sana bir şey söylüyorum samimi olarak. Şimdi hani farz edelim ki meleket gelse dese ki Hacı Mehmet, senin vaktin tamamlandı. Cennette de yerin ayrılmış. Gel artık gidelim. Gözlerinde yaş geldi. Dedim baba niye? Ne oldu? Hani işte bu dünyada odur 70 küsur yaşındasın. Sürekli ibadet ettin. Kimsenin hakkını hukukunu yemedin. Gerçekten sade bir Müslümansın. Ve sana müjde geliyor. Diyor ki gel artık zamanın tamamlamış. Biz gidelim ebedi yurdumuza. Ebediyen yaşayacağımız yere gidelim. Sen niye bunu söyleyince gözüne yaş girdi? Dedi ki acaba ben evlatlarımı bir tarafta görür müyüm? Öyle bir şey olsa bile. Acaba. Şimdi yani her insan aslında biraz acebeleri yaşıyor. Ya leşeci arkadaşlar, acaba değil. Zazaların bir geçmişi var, bir tarihi var, kurdukları medeniyetler var. Evet, geçmişte bütün medeniyetler tek ulus, tek kimlikli, tek kimlik eksenli kurulmuyordu çünkü ulus yoktu. Ulus devlet dönemi değildi. Monarşik devletler dönemiydi. Birçok milletten bir araya gelen imparatorların dönemiydi. Kimliklerin, ulusların, milletlerin isminden ziyade işte o dönemin komutanları, o dönemin idarecilerin ismi, yani sülale devletleriydi. Halklar devleti değildi. Bütün imparatorluklar, devletler böyle. Osmanlı devleti ne mesela en son yıkılan devletlerdir. Biraz bakıp, biraz tarafsızca inceleyin. Görürsünüz ki hani bazıları soğa çıkıp şey yapıyorlar ha. Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız falan slogan atıyorlar ha. Bizim başka bir cahil kısmımız. Bu arkadaşım, Osmanlı bir torunu diye bir şey yok ki. Ya sen halkın torunusun. Osmanlı bir hanedandı. Onlar böyle zincirleme yönetim mevkinde yer alıyorlardı. Sırayla birbirlerine yönetimi devrediyorlardı. Sen nerede onların torunu oldun? Sen onların yakından bile geçemedin. Benzeri şeyler. Neyse ben toparlarsak şunu söylüyorum. Zaza hareketi çok parçalıdır. Evet. Bunun nedenleri gerçekten çok fazladır. Zaman zaman değiniyoruz. Zaza hareketi tam olarak organize olmuş bir hareket olmadığı için baskı ve saldırılar altındadır. Zaza hareketini
pasivize etmeye çalışan aktif Kürt tek projeli, Kürt ulusal tekçi projenin direktiflerinin yaklaşımlarıyla desirmaların psikolojik baskısı altındayken, psikolojik yani bu direkt böyle fiziki değildir. Yani tartışılır, bunlar tartışılır. Yani ben bu tartışmalara çok fazla da şey değil ama eleştirmemiz lazım bu yaklaşımı. Ama esas Zaza hareketini yok sayan, kabul etmeyen, gerçekten de kabul etmemiz lazım, devletin kendisidir. Bu devlet eğer ki gerçekten bazen seçimde seçime Zaza kardeşim dediğinden samimi olsaydı, Zazalara bir TRT Zaza verirlerdi. Zaza partisinin en azından kuruluşundan sonra zaman zaman yürütü çalışmaları basına yansımasına izin verirlerdi. Önü kapatmazlardı, sansörlenmezdi. Dolayısıyla şunu özetle söylersek, Kürt siyasi hareketi Zazaları itibarsızlaştırmak için, Zaza yurtseverleri itibarsızlaştırmak için kendi desirmaların yanında yoğun bir mücadele içindeyken, psikolojik bir mücadele içindeyken psikolojik savaş veriyor. Türk devlet aklı da işte bin yıldan bu yanadır Kürtlerle kurduğu o işbirliği çerçevesinde ona sadık kalarak Zazaları resmi olarak Kürtlerin hanesine sayıyor. Ve o yüzden de Kürtleri fazla küstürmemek için, birlikte iş tuttukları Kürt siyasi hareketini fazla küstürmemek için Zazaların önünü açmıyor aslında. Tam tersine oradan buradan adam sızdırıp Zazaların daha çok bölmesine, parçalanmasına, mümkünse iki yakası bir araya gelmemesi için devlet de ayrı bir çalışmanın içinde. Yani bunu fark etmemek, bunu görmemek kadar ancak insan siyaseten kör olması lazım ya. Siyaseten kör insan bunu görmez. Zaza siyaseti son 4 yılda temsil eden ismini anmak istemiyorum. Kişi ve de kişiler ne engelledi ki bu Zaza siyasetine bir adım attırmadı? Hatta kurulduğu tarihten 5 adım daha geri duruma düştü. Dün bu, yani biz bunu sadece işte iyi niyetle çalışıldı da sonuç alınmadı, işte Zazalar karşılık vermedi, ondan bu 4 tane ilin aktifliği kapandı, işte merkez o yüzden hiç kapısı açılmıyor, camları toz tutmuş, tabelesi artık toz tutmuş, pencereleri toz tutmuş, hatta dış kapısına herhalde kilit anahtar koysam belki çevirmez, pas tutmuş bir ihtimal hiç açılmadığı için. İşte burada da biz mecbur birbirimizi eleştireceğiz, yapıcı eleştiri yapmak durumdayız. Biz bu tespitleri söylemek zorundayız. Biz halkımız adına bu tespitleri, bu eleştirilerimizi açık söylemek zorundayız. Biz bunu söylerken birileri Zaza hareketi kendi içinde, işte Zaza hareketi zarar görmesin diye herkes sus pus olsun. Yok öyle bir dünya ya. Siyaset öyle bir şey değil ya. Sen Zaza iradesini alıp 4-5 yıl iradesine kilit vuracaksın. Merkez binasını bile açmayacaksın. Camları bile dışarıda toz tutmuş, içeri görünmeyecek bir merkez binan olacak. Zaza yurtseverleri de konuşmasın, Zaza hareketi zarar görür. Yok be ya. Yok be ya. Hele orada derler ya sana. Hele orada. Arkadaşım, siyaset bilmiyorsanız kenarda oturun ya. Çok değerli. Çok değerli arkadaşlarım. Çok değerli büyüklerimiz. Aydınlarımız. Otokontrolle siyaset olmaz. Telefonla konuşarak siyaset yapılmaz.
Arkadaşları itibarsızlaştırarak siyaset olmaz. Güvensizlik üzerine siyaset yapılmaz. Kendine eminsen güvenirsin yoldaşına. Arkadaşına güvenirsin. Yolda yanlış yapanı parti disiplini vardır. Harekete geçirirsin. Senin çizgin netse, programın netse, sen de netsen bunu yaparsın. Telefonla, dedikodularla, onu bunu ötekileştirerek, kontrol ederek sen Zaza siyasetini örgütleyeceğini mi zannediyorsun? Örgütleyemediğin ortada. Bari bunu eleştirisi yapıcı olan insanları kendi aranızda didiştirmeyin ya. Bir de siz itibarsızlaştırmayın ya. Zaten 4 yıldır başka yurtseverleri itibarsızlaştıra kendinizi bitirdiniz. Ya siz kendinizi bitin, benim umurumda olmaz. Benim halkımın davasını bitirdiniz ya. Ya Macit Ciran bitmiş, hatta gebermiş, kimsenin umurunda olmasın ya. Benim halkımın davasını önünde takılsa, benim halkımın davası önünde engelse, Allah bin belasını versin dersin ya. Açık siyaset yaparsın ama yapıcı eleştiri yaparsın ya. Yapıcı eleştiri düşman gören bir yaklaşım örgütlendi Zazalar içinde ya. Benden başladı, benden biter yaklaşımlar var ya. Ben başlattım, ilk bendim, ilk dergi ben çıkardım. İlk Zazana ben dedim, ilk Zaza Kistan'ı ben dedim. İlk bilmem ben. İlk bayrağı ben yaptım, ilk partiyi ben kurdum. İlk partide ben yer alıyordum. Ya sen madem ki sen niye bir yere varmadın ya? Bir iken iki olmadınız. İki. Öyle oradan buradan işte geçici ikna ederek sayısını sözüm ona topladığınız bir parti. Yani işte tarihte Zazala parti kurdu. Kim kurdu? Falankes kurdu. Falankesler kurdu. Ne oldu? Yani gönül razı ederek işte insanları ikna ederek gel ya kurucu kurulunda yer al. Kurucu üye ol sen de. İşte tarihe geç. Ondan sonra git yat. Siz Zaza meselesine, davasına inanmış emekçi insanları örgütlemediğiniz müddetçe öyle hatır gönül bilmem şu bu burada orada geçmişini örgütlemiş, kalın kalın maaşlar almış, bir de zazacılık yapıp birkaç kitap yazmış, getirip de onları da koysanız, siyaset bilmeyenleri koysanız siyasetin başına, yanına üyesini yaparsanız böyle olur işte. Zaza siyasetinin ilerlemesi için samimi insanlara ihtiyacı var. Bir, Zaza toplumu içinde kendini egemen görmeyecek. Egemen anlayışı gütmeyecek yani. İki, kesinlikle sermayederler Zazaları örgütleyemez. Sermayederler kendini örgütlemiş, kendini örgütler. Kesinlikle bak. Kesinlikle inanarak söylüyorum. Ancak Zaza toplumunu, Zaza halkını emekçi davasına inanmış, gerekirse ensesinde vurulursa bile şehadeti gidecek. Yine Kürt egemen güçlerin saldırısına uğrarsa, ölümü pahasına, yine devletin gözdağıyla cezaevine girse, cezaevinde yatma pahasına, inananların mücadelesidir. Yani her şeyi inanarak anca yaparsın. Zaza davası inananların mücadelesidir. İnananlar bir araya gelirse halkımız dünden razıdır partilerine sahip çıkmak. Partinin ismi ne olursa olsun. Yani Dezapar var. İsmi güzel. Açıklaması Türkçesi de çok güzel. Ama bu güzellik bir türlü halkla buluşmadı. Bunun nedeni işte buralarda yatıyor. Bir Dezapar var. 4 yılda kongresini yapamıyor hala. Bir Dezapar var. 4 yılda kendi parti programını kitaplaştırmadı. Bir Dezapar var. 4 yılda, 5 yılda parti tüzüğünü kitaplaştıramadı.
bir el kitabını bile çıkartamadı. Bir dezapar var, bir ara güç verdik, bir hava kattık, dört il açtı, dördünü de açma yöntemi de yanlıştı zaten, o yüzden de tasfiye oldu. Dezapar var, tasfiye olmuş. Dezapar güzeldir, ismi güzeldir, her şey güzeldir ama orada çok güzel insanlarımız da görev yaptı ama politik değillerdi, pratik politiği bilmiyorlar, örgütü bilmiyorlar, teşkilatı bilmiyorlar, partiyi derneklere benzettiler. Parti dernek değildir. Bunu da akılları ermiyor, kabul de etmiyorlar. O kadar işte Kürt'ü, Türk devleti eleştirdik. Biraz da kendimize de dokunalım da. Kendimize dokunalım yani. Ben dokunurken kimseye hiç bireysel almıyorum. Ben o yapıda bir kişi hariç hepsini de seviyorum. Büyük saygı da duyuyorum. Bir kişi hariç. Çünkü o kişi yüzde bin samimi değildi zaten. Binde bin arada samimi değildi. O kişi 300 küsürle devraldı parti üyeliğini düşürdü 50'ye. O kişi hep kayıptır. Arkadaşlarına karşı kayıptır. Öyle birini getirdiniz bir partiye. Ya bunu Kürt hareketi yapmaz ya, Zaza hareketine. Bunu inkarcı Türkiye devlet kodları bunu yapmaz ya. Ya bu böyle bir yaklaşım eğer ki Kürt siyasi partileri herhangi en marjinalin başında olsaydı şimdi açıkça söyleyeyim onu bütün Kürtlerin huzurunda razı rüsva etmişlerdi ya. Ya böyle bir yaklaşım herhangi bir Türk partisinin üstünde olsaydı böyle bir yönetim olsaydı, şimdi o Türk Partisi'ndeki diğer yetkililer o kişiyi almış bir yere çevirmişlerdi ya. Yani siz böyle açık siyaset yapmaya ya samimi değildiniz ya da bu işi bilmiyordunuz. Bence samimiydiniz ama bu işi bilmiyordunuz. Birileri de dinlemediniz. Bakınız ben iki yıl önce tespit ettim, içine girdim, tespit ettim yönetimdeki yöntemsizlik, örgütü tanımamazlık, alt üst ilişkilerin sıfırlığı, tek hareket etmelerini hepsini gördüm. Dedim bunlarda bir şey çıkmaz. Çıkmaz dedim. Çok güvendiğim, çok saygı duyduğum bazı aydın insanlarımız bir umut olarak düzeltirler belki. Çünkü öyle örgütü, öyle parti tanımamazlık, öyle siyasi tanımamazlık var. Onların hoşuna, bireysel olarak hoşuna gitmeyeceği herhangi bir öneriyi bir iş teklifi, yani bir çalışma teklifini illahim arkasında farklı şeyler aramaya çalışıyorlardı. Bunlar dernekçi ya. Dernekçilerle particilik bir olur mu ya? Şimdi barda, burada, orada yetişmeyen, o kültürü alan parti yönetim, parti başkanlığı yapabilir mi ya? Parti bir şey, bir bar kulübü değildir ki yani sen gelip orada eğlenesin. Dolayısıyla yani dezaparın o güzelliğini tasfiye ettiler bunlar. Ve iddia ediyorum, tekrar söylüyorum, tekrar ediyorum. Türk egemen tekçi yaklaşımı Zazalara bu kadar zarar vermemiştir. Bunlar son 4 yılda verdikleri zarar kadar. Ve tekrar ediyorum, samimi söylüyorum. Kürt egemen yaklaşımları lehçecileriyle hepsi koro halinde bir araya gelseler son 4 yılda bu kendinize getirip baş yaptığınız kişinin Zaza ulusal kimlik mücadelesine kadar zarar vermemişti. Veremezdi. Verebilselerdi bana verirlerdi. Verebilselerdi bizim gibi samimi insanlara verirlerdi. Veremedi.
Bak, bir tek adım geri atmış mıyız? Atmadık. Zamanımız el verdikçe, zamanımızdan çalarak, emeğimizle kazandığımız paramızla kitaplarımızı çıkararak, emeğimizle kazandığımız paramızla derme çatma stüdyolardan şarkı yazdığımız yazı şarkılarımızı kaydederek, emeğimizle kazandığımızı deza para bayrak çıkartarak hem de onaylarını alarak sahip çıkmadılar bayraklarına bunlar ya. Bir adres vermediler bayraklarını onlara geri gönderin. Bayraklarını gönderin. Benim evimde 6 aydır Dezapar'ın genel başkanı GİK'in 3 üyesinin onay verdiği kendi paramla yaptığım Zaza Partisi'nin Dezapar'ın bayrakları benim evimde katlı duruyor. Bunları söylediğimde ben şimdi kendimi vitrine mi oynuyorum? Ben bu gerçekleri söylediğimde yalan mı söylüyorum? Ben bu gerçekleri dile getirdiğim zaman Zaza hareketine zarar mı veriyorum? Ya bir büyüğümüze diyorum ki ya arkadaşım siz hepiniz istifa ettiniz. Parti felç olmuş, tasfiye olmuş. E bari çıkın kamuoyuna, Zaza kamuoyuna gerizekalı değil. Bir öz eleştiri verin ya. Bir öz eleştiri verin. Yani Macit Ciran'a öz eleştiri vermeyin. Bilmem şuna buna öz eleştiri vermeyin. Zaza halkını küçük görmeyin. Bir öz eleştiri verin. Zaza halkı sizden öz eleştiri bekliyor. Yeniden çağırıyorum bak. Öz eleştiri verin. Samimi olun. Kitlediniz o partiyi. Kapısına kilit vurdunuz. Çalışanları hepsini bizim gibileri tasfiye ettiniz. Bir öz eleştiri verin. Öz eleştiri verin. Öz eleştiri verin. Yok öz eleştiri. Bir hocam yazmış öz eleştiri solcu yaklaşımların bilmem neymiş. Halkı için çalışan efendim halkı için mücadele eden zamanla halk onun kıymetini bilir, karşılığını bilir. Tabii ki öyledir. Çok büyük değerlersiniz. Gerçekten büyük mücadeleleriniz var. Bu ayrı bir şey. Ya ama bir yerde sorumluluk aldınız. Sonra o sorumluluktan o sorumluluğu yerine getirmediniz. Yani mevcut durumda sizin payınız direkt doğrudur. E bunu kendi içinizde bunun nedenlerini de tahlil etmişsiniz güzel güzel. E ben biliyorum hepsini de okumuşum. Ve arkadaşım bir benzerini de tek tek vermeyin ha. 3-4 kişi hani o gitte yıllarda kilitlediniz ya. Yani kendi aranızda konuştunuz hiç kimse duymadı. O konuşmaları falan bari onu partiyi o yaklaşımda kilitlediniz ya. Bari o yaklaşımınızdan hani kendi içinde ders çıkarmışsınız ya böyle hani işte yapamadık edemedik falan. Bari onu işte yapamadığınızın sebebi nedenlerini ya bir bildiriyle, ortak bir bildiriyle bari halkımıza açıklayın. Tarihe bir not düşün ya. Tarihe bir not düşün, not. Evet. O yüzden Zaza hareketi dediğim gibi 40 yıl önce başlayan bir hareket. Açık söylüyorum. Ben kesinlikle vefasızlık, emeği yok sayan, perdeleyen yaklaşımları hepsini reddediyorum. Mahmut Çağdaşlar, Ebu Bekirler, Gagan Çarlar ve daha nice niceleri. Hepsinin emeği bu 40 yıllık süreçte vardır ve Zaza Hareketi bu 40 yılın emeği yanı sıra bu 40 yılda Zaza Hareketi'ne öncülük yapanlar bu 40 yılda Zaza Hareketi'ne siyasi olarak da bir yere getirmemede sorumlular. Bu egoist yaklaşımları terk etmek lazım. Ben kurdum, ben ettim, ben ilktim, ben şuydum, bu böyle bir şey yok. Zaza halkı ilktir. İlk Zaza halkıdır. İlk Zaza halkıdır, onun tarihi de, onun geçmişi de, onun coğrafyasıdır. İlk budur. Sen buna hizmetkarsan, ben değil, biz diyeceksin. Sen samimiysen, emeğini tekmelemeyeceksin. Sen samimiysen, bütün Zazaları seveceksin. Sen samimiysen Zazalar kim dernek kurdu, kim federasyon kurdu, kim parti kurmuş? Ona eleştirini yapıcı yapacak. Ya birileri şimdi Mahmut Çalış burada beni izliyor. Bir dönem ben HDP'deyken
Beni her gün arardı, saatlerce konuşurdu. Ben Dezapara onu kurdu, sözdüm diyor ya, ben kurmuşum. Yani onun da emeği oldu. Kurulan partiye katıldım. Beni eski arkadaşlarıyla çekiştirdi ya. Beni eski arkadaşlar çekiştirdi. Yok Ferhan'ın sızmasıymış, yok buranın sızmasıymış, yok şuranın sızmasıymış. Yok bilmem koltuk için partiye katılmış, yok bilmem ne. Ya arkadaşım, biz sizin mahalleden ayrıldığımız zaman, başka bir mahalleye gittiğimiz zaman, o mahalle de bizim mahallemizdir. Yani sen niye kaldı ki ben senin mahallende hiç yer almadım yani. Yani ben HDP'li bir zaza olarak şey yaparken sen benim yazdıklarımı, şiirlerimi paylaşıyordun. Ama ben sözümü kurduğum partiye gittim. Alkışlaman gereken yerine çekiştirdin hep burada orada. Seni kendin getirip seçtirdiğin genel başkana 2 ay sonra üslup dışı eleştiriler yaptın yani. Böyle eleştirilerle Zaza hareketleri mi örgütleyeceğini zannediyorsun? Eleştirilerin de bir dozajı, bir ayarı olması lazım. Bir üslubu olması lazım. Sen en sıradan diğer partilerin başkanlarına şey çekeceksin, saygı çekeceksin, ama kurduğun partiye başkan seçtiğin kişilere ilk günde itibarsızlık için Zaza kamuoyunda eleştiri adı altında saldırı yapacaksın. Buyur Sayın Çağdaş. Evet, Macir Ciron. Buyur, hoş Macir geldin. Ciron, Macir Ciron, bize çok hakaret yapıyorsun. Buyur, hoş geldin. Senin konuştukların gerçeği yansıtmıyor. Yani öncelikle hoş geldin, hoş geldin. Sen hep boy muhalifsin. Vallahi ben muhalifim, ben hoş geldim demem. Yani bunu da bilmen lazım. Çünkü yalnız sen Kavga edelim değilsin. o zaman. Şu anda partiyi bu duruma düşürenler, senin de payın vardır. Dört dönüyordun, dalaverin arkasından zevkten uçuyordun. Şimdi dalaverin foyaları ortaya çıkınca bu sefer kendini piyasaya sürdün. Senin bu harekete vereceğin bir şey yoktur. Benim inancım yok. Niye peki yayına katıldın? O zaman kameraya niye gönderdin? İnancın Tek yoksa. taraflı olarak orada habire bana hakaret yapıyorsun. Ben. Benim yaptığımı sen yapamazsın. Senin hakkın yok ki bunu konuşmaya. Ben yapmışsam yapmışım. Ben senin Yani niye? yaptıklarına saygı çerçevesinde Hiç eleştiriler getirdim. yok, hiç sende saygı yok, senden büyüklük küçüklük yok, sen Kürt hareketinden kaşarlandın, geldin başımıza da bela oldun, Saygılı partiye ol, bir zirvede saygılı ol. girdin. Namı çağdaş. Saygılı ol. Sen de Tiko'nun kaşarcısı mı diyeyim sana ben? Ben hayatımda tikocu değilim, bunu Yani senin bir hareket kesinlikle. vardı, içindeydin. Saygılı ol. Yo, ben kesin, sen daha benim hareketlerimi bilmiyorsun. Evet. Yani bilmediğin bir şeyle atma tutma başkaları gibi beni her yere bağlamaya çalıştınız. Bunu böyle yapmakla belirli yerlere mesaj veriyorsunuz. Bu Zaza hareketine karalamadır. Yani senin dediğin o Ebu Bekirler senin gibi insanlardı. Onlar Mahmut, bu Mahmut, harekete bir şey bak, sana saygım kazandırmadılar. var, saygım var. Gelip de benim Ha. yayınımda Zaza değerlerine şey, o bu şu deme. Sen de bak, ben dinledim sonuna kadar. Sen Ama değerlere sahip sen çıksan, benim bak, yayınımda Zaza değerlerine hakaret diye eleştiri yapamazsın. sen değerlere sahip çıksan, ikide bir ben. Ya ben dernek kurdum. Şimdi bu seni çılgına mı çeviriyor? İlk derneği de ben kurdum. İlk Saygın partiyi de ben var ve bize kurdum. inkar mı ettin? Sen yayını ne zaman katıldın, dinledin? Ya ben dinliyorum, muhabire dinliyorum ya. Sen daha yeni geldin. Sen bir kere Yok. yayını sonra dinle, öz Yok. eleştirini ver. Yeni Öz değil. eleştirini ver.
Bak 2-3 defa tekrarladın. Sayın Evet, Çağdaş. Sayın herkes Çağdaş. emeğine sahip çıkacak. Bizim emeğimizi ayaklarınızın altına almaya müsaade edemeyiz. Senin herkesin de 3-5 kişiyi yakalayıp 3-5 kişiyi yakalayıp bunlara devamlı anti propagandamızı yapmaya senin gücün de yetmeyecek. Senin gücün de yetmeyecek. Buna emin olun. Benim Eğer gücüm ki halkın gücüdür. Mahmut, sen kendine ya halay çekiyorsun. halkla senin hiçbir ilişkin yoktur. Halk senden nefret ediyor. O halk dediğin insanların çoğunu ben tanıyorum. Böyle bir durum yok. Kürt hareketine seni kazandırmak için çok büyük çaba sarf ettim. Sen bir daha düne kadar Kürtçüydün ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen düne kadar neydin Mahmut? Evet, ben 1980'den itibaren ben Zazacıyım kardeşim. Var mı diyeceğim? Sen büyük ihtimalle halen Kürtçüsün o zaman. Ya Kürtçü sensin. Sen Kürtçü Yok. olmasan Büyük ihtimalle sen ya mimrenmişsin. Kürtçüsün ya da Sokak Kürtçüsün yani. insanları gibi laf gevelemenin bir anlamı yok. Laf gibi Mahmut. insanlar, ben arkadaşımı kaybettim. Ben saldırılara uğradım. Sen hala bunu anlamayacak kadar zayıf bir insansın sen. Git namazını kıl, niyazını kıl, şeriatını yap, sana laf diyen mi var? Laf Mahmut, diyen mi var? şimdi bak, saygısızlık yapma. Ya Sana saygı duyuyorum. saygısızlık Sana senden kaynaklanıyor. Böyle bak, ikiyüzlülük yapmayın. saygısızlık yapma. Sen şimdi iki tane keçi sana teslim edecek, biri kurdu, birini ayıya kaptırırsın. Bak Sen işte, bak. bu senin gibi adamları bile yanımda geçtiler. Sen bana ne dedin? Dedim bu kadar para varsa ben seninle birlikte varım dedin ya. Unuttun mu bunları? Ne zaman söyledin? Ya daha genel başkan olmadan önce ya bak bu millet görecek. Ya Senden bu sen millet biraz görecek. emeğine Bak saygın varsa yalan söyleme, bu yalan millet söyleme. görecek ki sen Dalaver'den daha beter bir insan olacaksın. Yani sen Sana ne oluyor sana? Sana ne oluyor? millet Dalaver'i de arayacak. Millet Dalaver'i de arayacak. He, Millet Dalaver'i sen de şimdi bir arayacak. şey, he, sen şunu demeye çalışıyorsun. Ya Mahmut, korkma, biz senin emeklerine saygısızlık Ya yapmıyoruz. bırak Onu ya açıklıyorum. benim emeğim senin yanında yoktur. Öyle bir şey yok. Ben Senin seninle bir emeğin şey bir beklentim vardı yok. benim. Bak, senin emeğin benim başım üstüne var. Ya Ama senin yalanla iş başın olmaz. yok ki. Senin başın, senin ömrün Kürtçülerin içinden geçti. İnsanlar da buna şahittir. Sen hala konuşuyorsun. Ben anlamıyorum. Ne yapalım yani, konuşmayalım mı diyorsun? Ya konuşmanın bir ardı var, bir edabı var, bir vicdani şeyi var. Ben yayından burada izliyorum. Yok ben. Yok ben bunları yapmışım. Bunlar seni çılgına mı çeviriyor bu yaptıklarım? Yok, senin yaptıklarına bak, sen o zaman yayını izlemiyorsun. Ya da Ya ne izlemiyorsun? Ya sen bak. sende o zaman ikinci Dilaver diyebilir miyiz? Aynısınız. Ya Dilaver'le sen hareket ettin. Sen Dilaver'in ayak takımı bile olamadın. Adam seni kullandı. Sen de onu kullanmak istedin. İki cambaz bir ipten oynamaz. Siz iki cambaz bir araya geldiniz. Yılmaz Kanat Neyse. da buna çanak tuttu. Ben söyleyeyim, o da izliyor Yılmaz Çanak. Ben dedim ya yapma, yanlış yapıyorsun. Ya dedi İstanbul'daki Zaza der böyle çalışması var, şöyle var, hele bir deneyelim. Şimdi bu partinin dağılmasında Yılmaz'ın emeği olduğu kadar Yılmaz'ın zararı da var. O partinin o duruma düşmesinden. Ha, seninki yok yani. Ya ben karşı çıktım. Ben gördüm sizin gibi sızmalar gelince ben tavrımı ortaya koydum. Herkes de bunu biliyor. Anladım. Bunun yazılı kaynakları var. Bunun yazılı Yılmaz'ın dediği Dalaver'i getiren esasında Ap Mamutoğlu'dur. O kendisi de bunu iyi biliyor. Ap Mamutoğlu dedi benim hemşerim bu kadar iyi, şu kadar iyi bulunmaz bir kutudur. Mahmut. Ap Mamutoğlu Mahmut.
iki gün önce de TikTok'ta dedi, Dilaver'i de ben buldum dedi. Tamam. İyi buldunuz. Şimdi Peki yani sen sözde bu partiyi kurmuştun ya, yolda geçen biri başkan getiriyor, sen nasıl kabul edersin o zaman? efendim, yok ben, o da bizimle birlikteydi, onun şeyi, ihanet yapacağını nereden bilirsin Sen Apmamudoğlu'nun? daha son bir yıl önceye kadar her şeyi sen yaratmışsın. Halen de öyle diyorsun yani. Ya bizim yarattığımız ortada, bu sizi çılgına çeviriyor. Benim Alevi olmamdan dolayı siz bunu çürütmeye çalışıyorsunuz. Aklı sıraca bu ikiliği yapmayın. Bu size yakışmaz. Halkı bölmeyin. Sizin amacınızı ben çok iyi biliyorum. İyi tahlil yaptım. Benim bir suçum var, sana söyleyeyim. O Evet. suçum Alevi olmamdan dolayı. Ya bayrak mı Mahmut Çağdaş yapmış? Ya biz de yaparız. Ya Mahmut Çağdaş 40 sene önce yapmış. Sen niye buna sahip çıkmadın? Mahmut, şimdi burada Mahmut köylü Çağdaş, kurnazlık yapma. Köylü ya kurnazlık yapma. bırak, Bizim ya bırak, burada bak biz ben sana söylüyorum. Bak, azazalar arasın. zazalar ikinci bir vaka yaşayacak. İkinci bir vaka, aynı Dilaver gibi. Millet Erdoğan zamından bıkmış, tekrar Erdoğan'ı getiriyor çünkü başka alternatif görmüyor. Şimdi millet, senin gibi insanların böyle konuşması gün gelecek Dalaver'i arayacak. Aynen böyledir. Evet. Yani işin gerçeği böyledir. Yapmayın ya, böyle Mahmut, yapmayın. Bu bana sen bir şey söyleyeyim. Samimi söylüyorum. İster ya senin inan, ister. söyleyeceğin bir şey yok. Sen samimi değilsin. Hele Sen, bir dinle ben de sana dinle. dedim. Sen Kürt hareketi içerisinden kaşarlanmışsın. Ha Zazaca bize diyordun, Zazaca lehçedir. Senin arkadaşın da mazesti. Mazesti de teşvik ettin. Sonradan orada çıkarını bulamadın. Dedi ya bu Zaza partisinden bir boşluk var. Bir ekip sorunu var. Ben buraya geçersem dedim, burada palazlanırım dedin. Senin hesabın bu. Orada gerçekten önüm açık olsaydı bugün Dezapar 40 ilde Yok yok. örgütlüydü. Ya Tabii. senin önün Bunu hiçbir ben zaman söylemiyorum. Bunu sen Dezaparlı samimi kadrolarına sorabilirsin. yok Ben yok, samimi Dezapar'da kadrolar şimdi nerede? Samimi kadrolar kalmadı. mücadele Siz ediyorlar. samimi, yok Mücadele ediyorlar. samimi, onlar samimi kadro değil. Ben iyi hepsini birebir tanıyorum. Onlar samimi davranmıyorlar. Onlar İşte bak samimi Mahmut. değiller. Çünkü hepsinin amaçları vardı. Bir parti kurulacak, işte biz kariyer sahibi olacağız dediler. Bize para gelecek dediler. Bu şekilde davrandılar. Dilaver de bunlara dedi ki, İlhami de dinliyor. İlhami dedi, ya ilk defa dedi, bu partinin içinden Dilaver dedi bizi restoranta götürdü. Parayı da kendisi verdi, mühendistir dedi. Onun durumu hepimizden iyidir demek istedi. Yani Neyse, sizin bunlar arayışınız, dedikodudur. evet. Bunlar dedikodudur. Bu zaza hareket dedikoduların büyümez. Mahmut Ya Bey. Mahmut Bey, Mahmut Bey. dedikoduların anası sensin. Mahmut Bey. Dedikoduları var ya, dedikoduların anası da sensin, Büyük amcası da ihtimalle sensin. senin bu yaklaşımın zaza hareketini bir getirisi olmadığı gibi olmaz. Yok yok, Zaza Sen hareketi sizin bu kirli ellere bırakılmaz, siz göreceksiniz. Siz Ya göreceksiniz. arkadaşım, sen bizden eskisin ya. Bak, saygı diyorum. Eskisin. Ya Emeğin sen var diyorum. ya Ha, sen sen bizden sen eskisin ya. emek Tecrübelisin. düşmanısın. Sen emek sen emek düşmanısın. Bir Sen dinle. Bir dinle. emekmemeye tanınan biri Tecrübelisin. değilsin. Öyle bir şey yok. Yeni bir tane dezapar kur. Bu sefer de bir başkasını Ya getir, ona götürsün başka yere. Yani yoluna bak. vallahi Yoluna bak. Sen ne bizimle uğraşıyorsun? ya ben sizinle uğraşmıyorum. Sizin gibi ihanetçiler ben burada Sen izliyorum. Yok yok, birileri diyor ki Fransa'da kefini keyif yap, biz ihanetçiyiz. Ha, sen ya önce bir Fransa'da gel ülkeye. evet Hele gel ülkeye. evet ben Fransa'da organize yaptım. Aha. Fransa'da yolunuzu açtım. Herkesin yolunu açtım. Daha ne Senin istiyorsunuz? iki tane keçi teslim ederse birini kurdu birini ayıya teslim edersin Ya ya. Boş tabii ver sen. senin keçilerin Kürdistan'ın dağlarından eğleniyor, senin beslediğin keçiler. Sen ne Benim konuşuyorsun?
geçilerim her yerde otlanır ama sen gerçekten hamallık yapamazsın. Yaptın. Kürtçülere hamallık yaptın, hamallık. O hiç hamallıktan pişman değilim. Hiç pişman değilim. Evet, ben tabii. inandığımı yaptım. Ya Şimdi de inandığımı yapıyorum. Aynı, hiç pişman değil. Aynı. Sen rahat ol. Sen önce iki tane keçi nasıl güderse onu hesabını yap. Başka onu, zaman konuşalım. Onu kendine sor. Onu seninle birlikte görünen insanlara sor. Sana tekmeyi vuracaklar. Yani sen onu göreceksin. Benim halkım dışında kimse bana tekme vurmaz. Ya, elde parmakla gösteremez. Ben belli oluyorum. Sen dün geldin. Senin halkla ne ilişkin var? Senin halkın Kürdistan dağlarında. Sen ya, orada besleniyordun. Demagoji yapma. Ya, demagoji yapma. Biraz, sen biraz geçmişine saygın varsa demagoji yapma. Sen Kürtlerin sayesinden orada geçiniyordun. O zaman çok iyiydi Kürtler. Biliyorsun. Sen senin hesabını ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yani nedir benim hesabım? Senin var ya, bak ben son sözümü söyleyeyim. Senin bu Zaza meselesine hiçbir yararın olmayacak. Zarardan başka bir şey olmayacak. Bir kere Mahmut, sana bir tek şey söyleyeyim. Benim yazdığım iki tane şiir kitabı bile ya benim yaptığımı fazlasıyla görevimi yapmış oluyorum. Ya, ama ekstradan ya, çalışıyorum. Ya, bunu halkın takdir edecek. Sen değil. Sen zaten gözünü takmışsın, göremiyorsun. Halka sordum dedi burada ki burada şairlik ruhu da yok dedi. Hüseyin dedi? Duman da anlattı ya. Herkes anlattı. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen adam şimdi... dedi ki boş şeyler yazmış ben düzeltiyorum dedi. Sen iki kitap mıdır? O kitap mıdır onlar Allah aşkına? Hüseyin hocam saygısızlık yapma. Hüseyin hoca burada değil. Söz hakkı evet, öyle demişse bile. Hüseyin hoca bana senin verdiğin günden bana bilgi verdi. Benim yanımdaydı o arkadaşımız. Dedi ki ya işte bunlar dedi bilmiyorlar dedi. Böyle bana diyorlar ki bunlar şiir ben düzeltiyorum dedi. Bunlar iki kitap değil dedi. Adam anlattı. Neyse. Hocam benim kitabım birincisi ya, Sayın Çağdaş. Birincisi Hüseyin Hoca redakte etmedi. İkincisi de Hüseyin Hocam evet redakte etti. Niye etti? Ha, redakte etmedi. Sonunda diyor ki redakte etti. Yok yok bak birincisi kitap olan yani piyasada olan tükenmiş Kürtçü bir yayın evi çıkardı şimdi, defalarca. Şimdi, bak defalarca şimdi, talep var. Şimdi sen beni bastı. Dinle. Sen bir saniye. Boyuna göre hareket et. Boyuna, kiloğuna göre hareket et, yerine göre hareket et. Bu şekilde vır vır gibi her gün insanları karalamayla bir yere vararsan aldanırsın. Burada ben bir yere varmak var. İstemiyorum. Ben halkımla bir yere varmak ya, istiyorum. Mahmut senin halk, gibi ya eğer o halk seninle ise o halk biter, seninle biter. Sen bir şey var edecek, senin bir ideolojin yok. Sen hem Türkçüsün, Türk bayrağını savunuyorsun. Düne karşı Kürtçüydün. Ya çıkar ya. Çıkar. Mahmut. De ki ben bağımsız bir devlet kuracağım. Ben senin erkek olduğunu göreyim ya. Ne korkuyorsun sen ya? Ben neden? Kimle oynuyorsun? Ben korkuyorum. Kimle oynuyorsun Mahmut. Sen? Sen Fransa'da... Utan ya. Ya utan utan bu sen devlet. Fransa'da sen Fransa'da otur yüksek konuşma. Ben Fransa'da ittiyle, mittiyle, köpeğiyle, çakalıyla savaşan bir insanım. Anladın? Hep tek kaldın. Kürtçüler de beni bilir, Türkçüler de. Ama ben senin kadar iki yüzlü bir adam göremedim ya. Hiç mi ya, yüzün ne abi? Kadar? Ne kadar böyle sen gariba şeye özenmişsin. Böyle film kahramanları oluyor ya tek başına. O senin karakterinde vardır. Sonra da gelip gibi kartal gibi male bindirmek. Burada bana da bir pay çıkar. Seninki kartal ruhlusun sen ya. Senin onunla ne alakan var? Öyle bir şey neyse, yok Mahmut. Ki. Evet. Mahmut sen biraz rahat ol. Biraz dinlen. Bizim adımızı bizim yaptıklarımızı ağzına yakıştıramam senin. He. Sen kimsin? Neyse Mahmut biraz dinlen sen artık yaşlısın. Ya senin pilin bitmiş. Sen artık yaşlısın biraz dinlen emektarsın gerçekten saygım var ama sen ya, böyle
Var ya, emeğini Ya tekmeleyen birisi. senin pilin bitmiş. Sen de bunu iyi Ya biliyorsun. Yani beni biz genciz, konuşturma. biz pille çalışmayız, Konuşulacak çok şey var. biz Konuşulacak şarjla çok şey çalışıyoruz var. şarj, biz pille çalışmayız, sen o hala eskiden kalmışsın. Ya boş ver, senin ordu senin, MİT senin, polis senin, bayrak senin, devlet senin. Sen neyin peşindesin? Bana bir anlat bunları Ya ya. Mahmut, bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ya az bir şey politik olun. Az bir şey akıllı olun ya. Ya sen Hakikaten politikada ne emekleriniz var. anlatsın ya? Bak bak Politikada olan bir adam, biraz politikada olan adam biraz onurlu sakin ol. olur. Biraz sakin ol. Politikada olan adam onurlu olur. Gururlu olur, doğruya doğru der, yanlışa. Sen de o karakter yok. Karakterin silik senin. Daha nasıl Mahmut bak sen olabilir? bir şey söyleyeyim. Sen onurdan bir şey anlamazsın. Bak Sen ne mesela yapıyorsun ben çalışıyorum. lan? Git orada. Bak. Sen kimsin lan? Sen onurdan bir şey anlamaz. Bak ben Ya o çalışıyorum. Emeğimle geçiniyorum. En onurlu insanım. sen Ama senin gibi ne onur koltukta oturup çalışmayla mı onur kazanılıyor? tabii ki yani Yok ya. gidip çalıp çırpalım mı? MİT Bak işte senin midir? çalışıyorum. Ulan devrimci bir halk, bağımsız bir halkı savunan bir insan. MİT de bizimdir, İT de bizimdir, polis de bizim, devlet de bizim, bayrak da bizim. Bunu söyleyebilir mi? Sende onur nerede? Mahmut, Evet. şimdi sen kendine Çok çok büyük ayıptır. şeylere konuşuyorsun. Bak Evet. şimdi, senin tek sevdiğin bir yanın var. Bak, birincisi Ya sen... beni sevme, beni sevecek senin gibi insanlar beni severse ben bitmişim. Senin Ya gibi tamam, adamlar var ya. Mahmut, şimdi bak Sen sen, dur lafımı söyleyeyim. yok Seni sevdiğin bir ya yanın var. senin Bir saniye. lafını söylemedin. Mahmut, Sen bir Mahmut bir saniye. gecede Senin dalada sevdiğin bir yanın var. İlklerdensin ama kimin ilkisin onu henüz ben de merak ediyorum gerçekten. tabii senin baban bilir onu. Babana sor. Tamam. Ondan Ha. sonra bir de senin bir yanına daha saygın var. Sen eleştirini açık yapıyorsun ama Çok açık gerçekten de yapıyorum. Çok açık yapıyorum. o Çok oyununu açık seviyorum. yapıyorum. Ama Sizi böyle onu da şey yap haksızlığa, diyorsun yani. Yöntemin faşizme, yanlış. Yöntemin yanlış yöntemin. işbirlikçiliğe karşıyım Slogan kesinlikle. at, slogan at. Mahmut sloganla sen ülkeyi Sloganı kurarsın. Slogan at. sen atıyorsun. Ya o adam gelmiş, bu Afrikalıların bayrağı gibi bir şekil çizmiş. O da bizim eski partideki bir arkadaşın şeyi. O diyor ki Zaza bayrağıdır. Tabii Allah ki. Allah. Hem Ya de hangi Zazayistan Zaza bayrağı. onu paylaşıyor? Hangi Zazayistan Zaza bayrağı. etkinliği yaptın? Bana söyle, bir etkinliğin yoktur senin. Ya ben mesela 90 2001'de Antalya'da tek başıma yaptım. Tek başıma, tek başıma Yok bir ordu ya. gibi çalıştım. Ne yaptın? Tabii. Ne yaptın? Antalya Nedir 2021 Gağan Gağan? Etimi yaptım. Gağan nedir ya? Sen Gağan sözüm nedir ya? ona, sen sözüm ona ZTV Zazana televizyon diyorsun ya bir gün haber bile yapmadın. Arayıp demedin Macit. Gağan çalışması nasıl gidiyor? Yapmam gereken bir Ya şey var mı? Sen o kadar ben egoist, Macit'i o bak kadar bencil, o kadar ben bölücüsün, o kadar egoist, o kadar bölücü, halk o kadar düşmanlarını keçisin. Sana iki tane keçi teslim edilmez. bu halk düşmanlarına benim hiçbir ihtiyacım yoktur. Bunlara da hiç çağrı yapmam, başarılar dinlemem. Neyi dinleyeyim ki? Ordu Çünkü senin, MİT Mahmut, senin, polis Mahmut senin. seni Sen idare edenler saygısızlık bilir. Seni idare edenler senin kulağına yok. üflüyor. Bak bu Vallahi samimidir. Buna destek verme. Seni idare eden güç öyledir işte. kimini idare ettiğini ben iyi biliyorum. Seni Kimin? idare eden güçle, Seni seni idare eden Kürt güçle, hareketinden, bak seni Kürt seni idare edenle senin Kürt hareketinden, Zaza hareketine seni nasıl sızdıklarını da artık insanlarımız biliyor. Yani seni idare edenle konuşuyorlar. Dilaver Eren'i idare eden güç aynıdır. Hadi iyi Ya geceler. Dilaver Eren senin adamındı ya. Sen şey yaptın. Sen onun genel başkanı. Sen onun bulaşıkçılığını yaptın ya. Sen Dilaver'e Ya dedik ya. bulaşıkçılık yaptın ya. Bulaşını yıkadın ya. Neyse programı kapatıyorum ama üzülerek söyleyeyim. Ben 10 yıldır program yapıyorum. Bu kadar Senin seviyesiz programı ilk kez programı yapıyorum. nedir ki ya? Senin programının içeriği
kin kusan, ona buna hakaret yapan, saldırganlaşan, emekleri inkar eden, dincileri öne çıkarmaya uğraşan bir programdır seninki. Bunu bilmeyen mi var? Bu Zaza hareketi, Zaza hareketi devrimci bir hareket oluşturacağız biz. Bizimki devrimci bir harekettir. Bizim hareketimizin ucu herkese dokunacak. Herkese dokunacak. Ama sizde bu yoktu. Bak, Macit Ciron doğduğu günden beri devrimcidir. Onu ya kesinlikle ne devrimcisi? Kürtçüdür. Ya Kürtlere hizmet ettin. Kürtler de sonunda sana dayak attılar. Seni dışkaladılar. Hammazes'in adamı konuşuyor TikTok'larda, onu dinle. Mazasın adamı. Beni kadar etmez ki nerede ne konuşuyor. Ben kendi gündem. Pişkin, benim Zaza gündem. Benim gündemim Zaza gündemidir. Ve pişkin insanlar bu davaya bir taş olamazlar. Bir şey hizmeti olamaz. Ya Mahmut, sen bir yaşlanmışsın. Git biraz rahat yat. Uyu biraz ya, rahat yat. Rahat ol. Rahatım. Rahat yatması gereken senin Zazalar gibi insandır artık. Ya. Senin Zazalar gibi geldin. Senin kafanda saçların kalmamış. Sen ne konuşuyorsun ya? Ne yapar? Saçlarımız kalmadıysa evet. Kalmadı yani. Ne olacak? Kürtçülere uşaklık yaptınız. Onların şeyinde gezdiniz. Sen şimdi konuşuyorsun böyle. Mahmut, kendine iyi bak. Şey yap, sağlığına dikkatli ol. Benim sağlığım senin sülalenin sağlığından da iyidir benim sağlığım. Sen kendine tamam. Bak. Mahmut, ben seni bu vesilelerini bağışlıyorum çünkü sen biraz ya yani sen ya. Ben seni ciddiye almam ama hakaret yapmana tahammülümüz kalmadı. İkide bir vır 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 sokak kadınları bir araya geliyor, benzeri şeyler söylüyor. O konuştuğunun hepsinin doğru olduğunu söylüyor. O videoyu izle 2-3 defa. Öncekilerini izle. Her birisi diyor ki ya şunu ben yapmışım ya, bu sizi çılgına mı çeviriyor? Mahmut, bizi evet. Seviniyoruz ama sen emeğini tekmeliyorsun, ne yapar ya, yani o tekmekler. Seninle yol yürüyenin canı çıksın ya. Sen kimsin? Tamam ya? Senle zaten yol yürüyen yok ki. Yok. Benimle yol yürüyen çok sayıda, senden fazla benim ilişkilerim olan insanlar ya, var seninle. Sen kendini kandır ya fakir. Senin emeği ya, var yazık ediyorum. Kendini kandırıyor. Sen bir adam düşüyor Zaza hareketi. Ya çıkın bir sokağa, ben boyunuzu göreyim. Biz her gün sokaktayız ama sen sokağa hangi kapıdan çıkacağını bile bilmiyorsun. Vay, ben sokaklara çıkan bir insanım. Herkes beni tanıyor. Mahmut Çağdaş'ı herkes tanıyor ama Senin gibi, ama sen de izleyiciler de bu programı başından sonra izleyseniz. İzleyici Yılmaz'dır. Yılmaz'da ciddiyet kalmadı. Senin sayende öyle oldu. Neyse. Yine bak. Diyor ki Yılmaz'da ciddiyet kalmadı. Yılmaz diyor ki ya şimdi biz böyle girişim yaptık. Burada bir şey çıkmadı. Acaba yeni birkaç kişi diyor ikna etsem diyor. Neyse, hesabı odur. Onu sen Yılmaz'a bırak. Sen onu Yılmaz yokken burada konuşma. Ben bırakmışım. Hadi kendine iyi bak. Saygılar. Ama bu programı yeni de izle. Kendini biraz izle. Biraz kendini de gör. Faşizme, ihanetçilere hiçbir zaman övellam yoktur. Hiçbir zaman. Neyse. Biz kapatalım Çağdaş. Bak, bir laf insanın ağzındayken, sana söylüyorum. İnsanın ağzındayken esiridir. Ağzına çıkan sonra onu esir olursun. Bir daha benim adımı, benim ne yaptığımı ağzına alma. Senin haddine değil. Neyse, ben seni seviyene gelmem. Sen kendi işine bak, kolay gelsin. Ya sen git işine bak sen. Kime konuşuyorsun ya? Neyse arkadaşlar, ben yaklaşık 10 küsür yıldır yayın yapıyorum. Hiç böyle bir yayın görmedim. Bu da ayrı bir renk oldu. Sizler karar verirsiniz. Ne kadar hani birleştirici olmaya çalışıyorsak, birilerin bir başkalarının oyduları olarak bu birleştirici yaklaşımı şey yapıyor. Yani demek ki ben her zaman söylediğimi söyleyeyim. Sırf
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da lehçeci Kürt siyasetinin yaklaşımı Zaza siyaseti önünde tek engel olan bu değildir. Demek ki bir de böyle köşe taşları birileri kendi hesaplarını birilerini tutmuş. Onlar da esas en temel hani Zaza görünüp Zaza iki kelime Zazıca da bilmiyor bu tarz insanlar. İki kelime Zazıca da yazmamışlar. İki kelime Zazıca bilmiyor. Zazaların ilk dergisini çıkarmış. İşte böyle şeyler de garip şeyler de var. Neyse biz bunu hani o noktaya saygı duyalım diye bahsederken adamlar farklı değerlendiriyormuş. Neyse bu program siz değerli Zaza yurtseverlerin aklı selimine bırakıyorum. Eğer ki program esnasında iradem dışında bir saygı gösterim olmuşsa bu tartışmalarda halkımdan özür diliyorum kendi adıma. Soy şuma veş bu domani veşi kayıt ben kumek kayıt beni.